İyi geceler sevgili izleyenler. İyi geceler sevgili izleyenler. İstanbul'dayız. 29 Mayıs'ta 29 Mayıs Üniversitesi'nde İstanbul'un 560. Fetih Yıl Dönümü'nü ve 8000 yıllık tarihini konuşacağız. 8000 yılda İstanbul nereden nereye geldi? Güzelleşti mi, çirkinleşti mi? Neler yaşandı? Ve özellikle de bugününü konuşacağız. İstanbul'da bugün çok önemli temel atma töreni vardı. 3. köprünün temeli atıldı ve adı Yavuz Sultan Selim oldu ve kıyametler de koptu. İsim tartışmaları aldı başını gidiyor. İlerleyen dakikalarda onu konuşacağız. Ve İstanbul giderek köyleşen bir kent mi oldu yoksa giderek modernleşen bir kent mi oldu? AVM'ler, gökdelenler İstanbul'u ne hale getirdi diyenler de var. Yok İstanbul modernleşiyor, köylükten çıkıp kentleşiyor diyenler de var. Bunu 8000 yıllık tarihini konuşacağız. 1000 yıl, 2000, 3000 yıl önceki İstanbul mu daha güzeldi, daha yaşanılır bir kentti? Yoksa bugünkü İstanbul mu? Yasaklarıyla, keyifleriyle, hikayeleriyle, müthiş anekdotlarıyla İstanbul'u konuşacağız. Ve İstanbul dediğimiz zaman akla gelen çok çok değerli isimler vardı. Ve onlardan üçü bugün burada size belki 2-3 saat müthiş bir keyif yaşatacaklar. İstanbul'u belki de bugüne kadar hiç tanımadığınızı ortaya çıkacak. Ve İstanbul'a olan hayranlığınız, ilginiz bugünden sonra çok daha fazla artacak diyorum ben. Hemen konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Yanımda gazeteci, yazar. Daha çok yazar kimliğiyle onu tanıyoruz. Yazar Ahmet Ümit'i kitaplarıyla, İstanbul kitaplarıyla çok yakından tanıyorsunuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen yanında Haldun Hürel var. O da bir İstanbul aşığı, İstanbul yazarı. İstanbul dersinin üniversitelere konması için büyük çabalar harcadı. Başarılı oldu ama İstanbul'u ne kadar anlattı. Şimdi biraz sonra onu da konuşacağız, göreceğiz. İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'u ne kadar tanıyor onu da göreceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet, hemen yanında da Profesör Doktor Feridun Emecan hocamız var. O da İstanbul dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden birisi. Ne zaman tarihi bir dizi, film çevrilse danışman olarak ilk akla gelen isimlerden birisi. Fetih 1453'ün danışmanlarıydı ve bundan sonra Fetih 1453 dizi olarak kanalda ekranlarına gelecek. Orada neler olacak? Ve Fetih 1453 bugüne kadar Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden birisiydi. O ilgi niyeydi? Onun ilginin arkasında yatan nedenleri de hep birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz siz hocam. Hoş bulduk. Evet, ben hemen güncel bir tartışmayla girmek istiyorum. 3. Boğaz Köprüsü açıldı ve düne kadar hiç kimse bilmiyordu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yavuz Sultan Selim ismi kondu. Doğru bir isim miydi deniliyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Böylesine katil bir kişinin ismi nasıl bir köprüye verilir diyenler çıktı. Facebook'ta, internette, sosyal medyada müthiş tartışılıyor. Ona gelinceye kadar başka isimler olamaz mıydı? Neden Kanuni değil? Neden Piri Reis değil? Neden Mimar Sinan değil de Yavuz Sultan Selim'di? Ben hemen konuklarımıza kısa kısa oradan başlayıp gitmek istiyorum. Ondan sonra İstanbul'u yanlışlarıyla, doğrularıyla, hayranlıklarıyla hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Çok güzel görüntülerimiz var ama önce bu isimden yola çıkmak istiyorum. Çok taze tartışma. Doğru bir isim miydi, doğru bir seçim mi? Vallahi bence isimden önce tabii böyle bir köprü yapılması gerekli miydi meselesi daha önemli. Çünkü biraz önce söylediğiniz gibi İstanbul bir metropol midir gerçek anlamda yoksa giderek köyleşen bir yer midir? Ve bu köyleşmede bu köprülerin rolü ne kadardır bunu tartışmak lazım. Yani şehir büyüyor, bu şehri büyütecek bir köprü yapmak ne kadar doğru? Bu buradan, köprü çözüm buradan olur mu? Arkasından hiçbir çözüm olmayacak. Yeni bir köprü daha yapacağız gayet tabii. Çünkü gelişmiş ülkelerde daha çok tüp geçit vardır. Tüp geçitle bu işler yapılır ve o köprüler son derece çirkin duruyor zaten konduğu zaman. Bir bu. İkincisi, Türkiye'nin şu anda bir gerilim atmosfer içerisindeyiz. Bu gerilim atmosfer içerisinde böyle bir köprü yapılıyor. Hani isme dönecek olursak bence burada daha çok birleştirici bir isim. Örneğin Mevlana, örneğin Yunus Emre, örneğin Mimar Sinan. Niye olmasındı? Yani ne olurdu? Hani elbette Yavuz Sultan Selim de önemli bir Osmanlı padişahı, hani önemli bir büyük tabii ama böyle bir isim konarak daha hani o ayrıştırıcı yer, ayrıştırıcı tavır yerine birleştirici bir tavra neden gidilmesinde onu anlayamadım ben gerçekten de. Yani Yavuz Sultan Selim ismi bir hani Türkiye'deki mezhepler açısından bir ayrıştırıcı isim olarak öne çıkabilir. Bu bir değerlendirme konusu ve tartışmanın çıktığı yerde burası. O zaman buna ne gerek var? Yani niye Mevlana ismini koymuyoruz? Ya yahut Mimar Sinan yani bu memleketteki en önemli insanlar sadece bu memlekette değil dünyada. Yani Leonardo da Vinci önemlidir ama onun eserlerinin altına ne kadar oturabilirsiniz? Ama biz Mimar Sinan'ın eserlerine gidip bugün ibadet edebiliyoruz. Gidip yaptığı restoranlarda yemek yiyebiliyoruz yani. Yaptığı köprüler müthiş. Oradan geçebiliyoruz. Hala devam ediyor. Böyle bir insan varken ve mimar da olduğu için özellikle son derece yakışan bir isim olurdu. Neden yapılmadı? Bence gereksiz bir durum olmuş. Yaratılmış. Evet yani gerek yok yani.
yani zaten bir çatışma yaşanıyor bilmem ne. Bir de bunu niye kaşıyalım ki? Bizim en çok ihtiyacımız olan şey şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey huzur, birlik. O anlamda bence doğru bulmadım yani. Haldun Hocam. Köprü değil, İstanbul'a hiçbir şey yapmamak İstanbul'a en iyi hizmettir. Bence. Yani İstanbul bir cazibe merkezi olmaktan kesinlikle çıkartılmalı. Halis'teki köprüyü sormuyorum. Ona gelirsek sabah 4'te çıkamayız buradan. Cazibe merkezi olmaktan çıkaracaksın. Yani İstanbul yaşanacak bir kent olmayacak ki o zaman rahatlayacak. Yorgun ve yaşlı bir kent, çok yorgun, çok küskün. Çok saygısızca davranmışız yıllar içinde. Özellikle 1930-50 arası, 60 arası. O kıyamet gibi yıkım. İstanbul çeşitli asfalt yollarla çiğnenmiş şu bu falan. Ama o Garipçe köyüyle karşıdaki yer için kazılan temelleri bugün gördüm. Tabii ki bütün hükümetler, bütün liderler, İstanbul tarihinde var olan Romalılar dahil, hepsi halkın menfaati için çalışmışlar. Orada bir şey demiyorum. Yani kendilerince iyi bir şeyler yaptıklarını düşünerek bir şeyler yapmışlar, hizmet etmişler ama neyi, nerede, ne zaman, nasıl yaptıkları o tartışılır. Bence aynı fikri savunuyorum. İstanbul artık kaldıramıyor. Yani 1 kiloluk konserveye 5 kilo konserve koyamazsınız, patlar. İstanbul o duruma gelmiş. Cazibe merkezi, yani nüfusunun giderek azalması lazım. Bu köprüler çoğaltacak belli. Yani daha çok cazibe merkezi oluyor. Herkesin aklından geçen orada ben ne kapabilirim? Arsa. Ki isim hocam. Ya. İsim Yavuz Sultan Selim 1512-20 arası. Yani 8 yıllık bir hakikaten at üzerinde ömrü geçmiş bir sultan. Şedid. İstanbul'da o günlerde birine beddua edeceksiniz. Allah senin belanı versin yerine. Allah seni Sultan Selim'e vezir etsin inşallah derlerdi. Çünkü ona vezir oldun mu kelle koltukta geziyorsun demektir. En ufak bir sinirlenme halinde hiç sorgu sualsiz adam katlederdi. Yani bunun meşhur şeyleri vardır. Kahhar Selim. Kahredici Selim. Yani böyle bir tabiri var. Ama Yavuz Sultan Selim'e gelene kadar Ahmet'e çok şey veriyorum, hak veriyorum. Pek çok isim var. Yani onu seçsek bu sefer onu tartışılacak olur. Ama bence... Ama bir Mevlana... Bence Mimar ben Sinan. İsim vereyim mi? Mimar Sinan. Ben onun aşığıyım. Bu kadar. Evet, Ferdin Hocam siz ne diyorsunuz? Yani şimdi tarihçiye bir tarihi bir sima soruyorsunuz. İsim verilsin verilmesin mi diye. Bu tabii mühim değil tabii yani. Bu tartışılıyor. Bugün gün boyu tartışıldı. Doğru, daha tartışıldı. Da konuşulacak. Tabii belli kesimlerin Yavuz Sultan Selim üzerindeki hassasiyetlerini biliyoruz. Ya ben Yavuz Sultan Selim üzerine bir monografi yazdım. Bilmiyorum belki görmüşsünüzdür uzun uzadıya. Ve o meselelerin nereden kaynaklandığını, neden nasıl yanlış anlaşıldığı konusunda da orada gereken malzemeleri, arşiv malzemelerini kullanarak yeni bir takım şeyler söylemeye çalıştım. Ama buna rağmen bu bilgilerin taammül etmesi, yayılması daha doğrusu çok zor görünüyor şu an için. Ama yine de belli kesimlerde bu artık öyle yerleşmiş, kalıplaşmış bir olaydır ki bana bunu söküp atmak zor. Çünkü o kültürde acıya dayalı bir anlayış söz konusudur. O acıya dayalı anlayışı da kolay kolay söküp atmak kolay yani değil gibi görünüyor. O bakımdan bu hassasiyetler var. Belki buna biraz dikkat edilebilirdi belli bir kesim dahi olsa. Buna belki dikkat etmek lazım gelebilirdi. Ama zannediyorum ki işte bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dendi. Ardından galiba çok da ince hassas düşünülmediğini zannediyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmet var. İkincisi de Beyazıt Fatih Sultan. Ama tabii Beyazıt'tan ziyade o galiba oradaki önemli hususlardan bir tanesi. Yalnız şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Mısır Memlüklere son verdikten sonra burayı bir hilafet merkezi haline getirdi ve kutsal İlk Osmanlı halifesi olması bir yani tam halifeliği kullanmadı ama yani burayı aslında bir hilafet merkezi yapmak istiyordu. Halifeyi getirdi yani mevcut halifeyi İstanbul'a getirdi. Tıpkı Kahire gibi yapmak istiyordu. Bütün İslam dünyasının bir merkezi haline getirmek istiyordu. Ve bu amaçla da kutsal emanetleri buraya biliyorsunuz getirdi. Dolayısıyla İstanbul aynı zamanda zaten peygamberin müjdesine mazhar olmuş bir şehir. Şimdi Yavuz Sultan Selim bunu yapmak suretiyle bu şehrin kutsiyetini ve İslam bir merkez olmasını daha çok ön plana çıkarmış oldu. Yani belki böyle bir hassasiyetten kaynaklanmıştı. Olabilir. Olabilir. İlerleyen günlerde bu tartışmalar bakalım nereye gidecek. Umarım Türkiye'yi parçalama, bölme, yeni konular noktasına bu gibi şeyler çok kaşımamak lazım. Bize o Yavuz Sultan Selim'le alakalı vaktiyle o tartışmalara çok girildi. Bundan iki sene önce İskender Polan'ın kitabı çıkmıştı. O zaman benim de kitabım çıkmıştı. Onunla alakalı olarak belli bir hava oluşmuştu. Orada çok izah edilmeye çalıştı. Bir mutabakata
varabilir ama miyiz? Yani bu meseleyi bu gündemden çıkaralım istendi. Tamam, herkes nasıl inanırsa inansın, bu da problemimiz yok. Ama buna tarihe dayanıp yanlış bilgilerle bir şey inşa edersek o doğru olmaz. Benim şeyim oydu yani, asıl hassasiyetim. Ama bu isimle bu tartışma yeniden kaçırılmış oldu. Belki oluyor. Yeniden gündeme taşınmış oldu. Kaçırılmaz. Evet sevgili izleyenler, ben telefon numaramızı hemen hatırlatmak istiyorum. Sizler de direkt konuklarımıza telefondan, internette, Twitter üzerinden soru yöneltebileceksiniz. Telefon numaramız 0216 474 08 63. Genç Bakış Kanalı'da e-com.tr adresinden bize ulaşabileceksiniz. Twitter'dan Genç Bakış Kanalı'dan ulaşabiliyorsunuz. Facebook.com Abbas Güçlü'den de ulaşabiliyorsunuz. Evet, bakalım İstanbul'la ilgili bugün neler oldu, neler yapıldı ve İstanbul deyince akla ne geliyor? Şimdi o VTR'mizi izleyelim. Size bir nostaljik yolculuk yaptıralım. Ondan sonra öğrenci arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'u konuşalım. Artılarıyla, eksileriyle, nereden, nerelere geldi ve İstanbul nereye gidiyor? Romantik, enerjik, kaotik. Gelenin, gidenin, kalanın, göçenin. Herkesin şehri. Başkent değil artık belki ama her daim baş tacı. Ölümsüz bir aşkın adı İstanbul. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sen kaos içinde, çoğunlukla da kendi gürültümüzden duyamıyoruz belki ama İstanbul binlerce yıldır bitmeyen bir hikayeyi anlatıyor. Kimler geldi, kimler geçti, kaç medeniyete ev sahipliği yaptı, en çok kim sevdi İstanbul'u, kim istedi? Hakkında anlatılan efsanelerden hangileri doğru? Ayasofya'nın dehlizlerinde neler saklı? Ya yerin kat kat altında kaç medeniyet var? Sahi kaç yaşında İstanbul? Kaç kere ölüp ölüp dirildi? Kaç yangın, kaç afet atlattı? Peki şimdi misafirleri daha da kalabalıklaşırken yorgun mu? Taşıyabiliyor mu? Çehresi değişirken, üzerinde gökdelenler yükselip, modernizm güneşini azaltırken mutlu mu? Yepyeni bir yüz mü istiyor, yoksa aynaya baktığında yılların izlerini görmek mi? Sakinlerinden memnun mu? Anlıyorlar mı? Tanıyorlar mı onu? En güzel süslerine, en kıymetli eşyalarına iyi bakıyorlar mı? Sen söyle, mutlu musun İstanbul? Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanımda. Evet sevgili izleyenler, 29 Mayıs Üniversitesi'ndeyiz. 29 Mayıs Üniversitesi Şeyhburnu'nda üniversitelerimizden birisi. Diyanet Vakfı tarafından kuruldu. İlerleyen dakikalarda rektör hocamızdan da üniversiteyle ilgili bilgiler alacağız. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün adı neden verilmedi köprüye tartışmaları da var. Şu anda gelen sorulardan çoğu. Biz bugün araştırırken birinci köprünün, Boğaziçi Köprüsü'nün adı Atatürk Köprüsü mü? Öyle bir evet. Şey çıktı. Öyle bir isim var mı? Niye Boğaziçi? Unkapanı Köprüsü Atatürk Köprüsü şu anda. Unkapanı Karaköy. Unkapanı Köprüsü Atatürk Köprüsü. Boğaziçi Köprüsü'nü Atatürk Köprüsü olarak bilenimiz var mı hiç? Hep Boğaziçi diye geçer. Hep Boğaziçi. Kısaca Boğaz. Çünkü yani. Bu tartışma yapıldığında neden Atatürk ismi verilmedi dendiğinde birinci köprünün adı zaten Atatürk Köprüsü. İkinci defa verilmez dendi. Belli ki bu isim tartışması şu anda da Atatürk ismi verilmiş olabilir. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Eğer Atatürk Köprüsü ise sevgili izleyenler ikinci bir köprüye daha verilmesi doğru olmaz olur ama o zaman da Boğaziçi Köprüsü'nün adının da Atatürk Köprüsü olarak daha dillendirilmesi gerekiyor. İlerleyen zamanlar İstanbul'a da Atakent isminin verilmesi önerilmişti. Atakent, İstanbul'a, bütün 1930'lu yıllarda fakat dönemin şartlarıyla uygun görülmedi. Atakent biraz daha değiştirilip Ataköy yapıldı, bugünkü Ataköy. Evet, hemen soruları almaya devam edelim. Mikrofonda kimdese buyurun. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben 3. köprünün ismine Yavuz Sultan Selim konulmasına takılmış vaziyetteyim, aşamamış vaziyetteyim. Hala onun şokunun üstünden atamamış vaziyetteyim.
Baktığımız zaman kendisi gaddar bir padişah olarak anılan bir insan. Alevi katliamıyla anılan bir insan. Yavuz Sultan Selim'in isminin 3. köprüye verilmesi demek bence Alevilerin birazcık da hani ötekilenmesi demektir bence. Hani ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Benim sorum Feridun hocama olacak. Hani çok birazcık böyle şehir efsanesine dönüştü bu mesele. Hani Yavuz Sultan Selim Alevi katliamı yaptı mı yapmadı mı, sizin de bununla alakalı bir kitabınız var Yavuz Sultan hakkında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Alevi katliamı adına? Evet, gerçekten bu konu yani, daha ilk mesela, anda geldiğine göre daha uzun süre tartışılacak. Tartışılacak zannediyorum. Yani burada yerim bilmiyorum, uzun uzadıya bu konudan bahsedilebilir. Ben kısaca şunu söyleyeyim sadece. Çünkü daha önceki programlarda da bu konuyu temas etmeye çalışmıştım. Esas itibariyle yani bu 40 bin Alevi'nin Yavuz Sultan Selim tarafından tahrire tabi, yani kayıda tabi tutularak öldürüldüğüne dair olan bilgiler aslında dönemin bazı kroniklerindeki yansımalardır. Halbuki o döneme ait olan elimizde tahrir defteri dediğimiz nüfus sayım defterleri var. Onun yanı sıra arşiv belgeleri keza aynı şekilde elimizde mevcut. Onlardan anlaşıldığına göre böyle geniş çaplı bir katliamımız söz konusu olmadığı çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Çünkü bu 40 bin rakamı zaten adı üzerinde böyle çokluk belirten, kesretten kinaye bir kavramdır aslında. Bugün de hepimizin dilindedir. 40 kere söyledim, anlamadın der. Yani bir çokluğu belirtmek üzere kullanılan bir kavram olduğunu düşünelim. Bir rakam var hocam? Bir rakam yok. Şöyle bir durum var. Genellikle bu Şah İsmail tarafından Anadolu'ya gönderilen bazı halife adını verdiğimiz insanlar var. Bunlar tekkeleri dolaşıp Şah İsmail'in işte şeylerini, fermanlarını, caizlerini getirip dağıtıyorlar. Bunların yakalanmasına dair kayıtlar var. Bunlar yakalandığı zaman ortadan kaldırılıyor. Yani her devlet kendi içerisinde bir tehdit unsuru gördüğü zaman bunu en sert bir şekilde bertaraf eder. Bu tarih boyunca böyledir yani. Bunu tarihe böyle baktığınızda görürsünüz. Burada da bu rakama hep takılıp kalındı. Bu kadar büyük bir rakam söz konusu değil. Zaten yani 40 bin rakamı bir kere mantıklı değil. Çünkü o zaman en kalabalık şehir İstanbul. Nüfusunun 100 bini bulduğunu bilmiyoruz. Yani o kadar bile yok muhtemelen. Üstelik çoğu şehirler 3000-5000 civarında şehirler var. Bu rakamları biz bugünkü zihnimizde hep büyük gibi geliyor bize. Yani bu rakamları bu şekilde algılıyoruz. Halbuki o dönemdeki rakamlar bu kadar değil. Yani Ermeni katliamı diyorlar, abartıyorlar. Daha belli değil kaç sayılar, kişi oldu. Bu böyle bir şey yok yani. Böyle bir kayıt yok, defter yok. Bir şey yok yani. Evet, çok tartışmalı konulardan birisi de İstanbul fethedildi mi yoksa İstanbul kendiliğinden düştü mü? Yani Fatih'in fethettiği İstanbul artık lime lime dökülen, kendi ayakları üzerinde duramayan bir İstanbul muydu? Ve en tartışılan konularda biz tarih kitaplarında bir devri kapattı, bir devri açtı diyoruz ama dünya bunu kabullenmiyor. Onlara göre İstanbul'un fethi bir devri kapatıp bir devri açan olay değildi. İsterseniz bir o güne dönelim. Biz hep Fatih 12 yaşında tahta çıktı, işte İstanbul aldı diyoruz ama Fatih babasına kanıtlamak için mi İstanbul'u aldı? Babasıyla ilişkileri nasıldı? O dönemi biraz irdeleyebilir miyiz? Tabii ki fethetti yani, bu açık bariz bir şey. Bir fetihti bu elbette. Tabii şöyle ele almak lazım. Yani hikaye vardır. Zeytin'i çatalı batırmaya çalışıyor. Batıramıyor, sonra bir geliyor bak böyle batırılır diyor. Yok o kadar, alıyor. O kadar tabii basit ben değil. Yordum diyor sen diyor kolayca yok, batırıyorsun. Bundan önceki değil. Padişahlar hayır. İyice çökertti. Yok. Son hamleyi Fatih mi yaptı? Nasıldı? Bir de babasına kendini kanıtlamak evet. için ikinci gelişinde Fatih özellikle hırs yaptı bunu. Hani babası ölmüştü zaten canım. İstanbul, yani Konstantinopolis'i aldığı zaman Fatih babası ölmüştü. Babaya kanıtlamak değil, tabii şöyle bir şey ele alınabilir. Birincisi tabii evet, Doğu Roma'nın en kötü dönemleri bu. Ama sonuçta Konstantinopolis'i almak çok zor. Neden çok zor? Bir kere yapısı itibariyle zaten şehir o nedenle buraya kuruldu. Yani tarihi yarımadaya kurulması, yani Kral Bizas'ın buraya o şehri kurmasının nedeni bu. Her tarafı, üç tarafı denizlerle çevrili, müthiş bir savunma alanı var. Daha sonra özellikle de 2. Teodosius zamanında yapılan bugün kara surlarıyla beraber aşılmaz bir yer orası. Yani üç tane sur var. Bu üç suru geçmek mümkün değil. O yani o yüzden yani şehrin içerisinde bu var. Ayrıca lojistik destek de söz konusu. Yani sadece Doğu Romalılar savaşmıyor
kuşatma sırasında. Bir internasyonel savaştan söz edebiliriz. Evet. İçeride de Latinler var, İtalyanlar var, hatta Osmanlılar var. Şehzade Orhan Osmanlılara karşı savaşıyor. Dışarıda da ama internasyonel bir ordu var. Osmanlılar var yani. Osmanlı'ya çünkü bir imparatorluk, Osmanlı dediğimiz şey saf bir ulustan oluşan bir yapı değil. Bunlar savaşıyor. Çok zor o açıdan almak. Yani başlı başına orada Fatih'in böyle söylediğimiz zaman Fatih'in hakikaten dehasını reddetmek olur. Yani zaten çökmüştü girdik öyle bir şey yok. Ama evet Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu son devirlerini yaşıyordu. Fakat bu surları aşabilecek bir strateji geliştirmek, aynı zamanda yabancılarla bir diplomasi yürütmek bunların hepsi bir stratejik deha işidir. Bunları yapan da gerçekten Fatih Sultan Mehmet, daha doğrusu 2. Mehmet'tir. 2. Mehmet bu dehayı geliştirebildiği ve Konstantinopolis'i aldığı içindir ki Fatih olabilmiştir. Ama aynı zamanda orada böyle bir şey var. Tabii İstanbul olarak kendi padişahlığını garanti altına almıştır. Çünkü içeride öyle biz aklımıza şöyle şeyler geliyor. Osmanlı dediğimiz zaman her şey rahat. Padişah gelmiş istediği her şey öyle bir şey yok. Evet. Çandarlı Halil diye kocaman bir adam var. Osmanlı derin devleti var. Türk beylerle, Türk vezirlerle devşirilmeler arasında bir savaş devam ediyor. Siz hep yazılarınızda, kitaplarında Osmanlı derin devletinden bahsediyorsunuz. Onların Ergenekon'da o muydu? Ya Ergenekon'da ne bilmiyorum ama bir Osmanlı derin devleti hep var. Ve bu padişah, 2. Murad'ın uzaklaşmasının nedeni de bu. Ama Fatih, ben toparlayayım sözü, hocalarım bu konuda daha fazla şeyler söyleyecektir. Fatih Konstantinopolis'i alarak kendi rüştünü ispat etmiştir. Aldıktan sonra zaten derhal Çandarlı'yı tutuklatmış. Çok enteresan. 40 gün sonra filan da değil mi hocam? Evet. 40 gün sonra filan da katlettirmiştir. Bu aslında Fatih'in kendi, o laf odur aslında. Ey Konstantiniye, ya sen beni alacaksın ya ben seni alacağım dediği şey. Çünkü alamazsa yok olacak. Gidebilirdi çünkü içeride başka bir şehzade var. Orhan var yani, bilemiyorum, başka biri getirilebilirdi. O anlamda Fatih'in bir var olma yok olma meselesi. Ben zaten şeyde anlatırken, romanımda yani sultanı öldürmekte anlatırken Fatih'i bir tür Hamlet olarak ele aldım. Yani bizde bu şekilde anlatılmıyor. Yani ben bir edebiyatçı olarak bakıyorum meseleye, elbette bir tarihçi değilim. O anlamda Fatih'in karmaşık kişiliği, bıçak zırtında yürümesi, bir varoluş yok oluş meselesi. Yani iktidarı almak, olmak ya da, olmak ya da olmamak, işte şeyin söylediği, Shakespeare'in Hamlet'e söylettiği to be or not to be aslında tam da bizim Fatih için geçerli bir şey. Ben meseleyi biraz bu açıdan ele almaya çalıştım. Hakikaten Konstantinopolis meselesi Fatih'in ya da 2. Mehmet'in varoluş meselesiydi. Evet, Fatih deyince aklınıza ne geliyor hocam? Fatih Sultan Mehmet birkaç dil bilen, haylaz, hiperaktif bir çocuk. Dersleri de fazla dinlemiyor. Hatta hocalarından biri şikayet ediyor babası Murat'a ki. Murat da diyor ki onu döv diyor. Gürani, yani, Molla Gürani. Molla Gürani, Molla Hüsrev, Akşamseddin, evet. Hep hocaları. Ama Murat'a söylenen şuydur, ikinci Murat'a. Bu şehri gerçekten senin oğlun değil, sen de değil. Aslında bu kentin gerçek Fatih'i bizim kösedir. Bizim kösedir dediği Akşamseddin. Onun 26 Mayıs'ta söylediği nutuk çok heyecan verici nutuktur. Öteki dünyanın cennetini vaat etmek, işte kahraman asker. Savaş ortamında bu sözler çok önemli. Ve o hırsla İstanbul'a bir son hamle yapılmıştır. Yani 26 Mayıs'ta Otağı ve Mayun'da toplanıldığı zaman belki de fetih hareketinden geri dönülecekti. Yani vazgeçilme durumuyla baş başa kalınmıştı o sıralarda. Çünkü çok zor. Ahmet'in dediği gibi 3 tane suru atlayacaksınız. Surun başından dibine kadar 78 metredir. Yani ilk sıradan son sıraya kadar. Yani Atilla bile Trakya'dan o surları görünce daha bu şehire yaklaşmadan geri dönmüştür. Yani Avrupa bunların lideri Atilla, değil mi? Yani bir fetih sırasında 29 kere kuşatılmış, 29.sunda 29 Mayıs günü alınmış, enteresan bir şey. Fetih sırasında İstanbullular içeride çok sıkıntılı değil, rahat yaşıyorlar. Çünkü nasıl olsa ile geçemez diye ama bir güvenleri var. Ama lojistik desteği kesilmiş, Batı Roma ama karşı depo tabii orada 8 bin kişi var yani, asker dahil, işte 7500 asker, işte birkaç bin sivil, toplasan hepsi Ayasofya'ya sığdı. Yani böyle düşünürseniz. Şimdi o hikayeye de geleceğim. 8 bin kişi Ayasofya'ya nasıl sığdı? Ayasofya'dan. Ayasofya büyük. Yani ama altında tüneller var, dehlizler var, oradan bir yerlere hep gitti. Bu Ayasofya üçüncüdür zaten. Üçüncü Ayasofya diyorum ona. Yerinde iki tane düz damla Ayasofya vardı. Biri 360'ta, biri 415'te yanarak yıkıldı. Bu üçüncüsü kubbeli olarak yapıldı. Çok büyük bir eserdir. Ayasofya o kadar büyük ki, hatta sanıyorum Feridun Hoca, beni yanlışsam düzelt, dönemin mimarıyla Atık Sinan'da, evet, eski Sinan'da Ayasofya'nın dışarıdan kubbesinin üstüne çıkmıştır. Tırmanarak. O ilk fetih heyecanıyla 20 yaşında, 21 yaşında bir çocuk, genç, düşünün yani o dinamizmi.
Bunu yapması gayet doğal. Ne kadar padişahlığın bir otoriteli ve ağır duruşu olsa da bir 21 yaşında, yani Büyük İskender'le kıyaslıyorum, aynı yaşlardayım. Çok heyecanlı. Yani gerçekten orada boğaz boğaza. Bir fetihten önce sur dışında, bir de fetihten sonra içeri girildikten sonra içeride sokak çarpışmaları, köşe başlarında çarpışmalar. Bunlara ahirun askerleri diyoruz değil mi? Yani fetihten sonra ölenler, fetihten önce ölenler, evvelun, ahirun diye. Bugün fetihten sonra içeride ölenlerin topluca yattığı şehir içinde bir mezarlık var. Kadir Topbaş Bey'in oturduğu belediye binasının hemen 20 metre yanında değil mi? 18 Sekmanlar Haziresi'nde. 18 fetih şehidi sokak içinde çarpışmada, özellikle Aksaray, Bovis'te çok şiddetli çarpışmalar oldu. Beyazıt Meydanı'nın ismini o günlerde bilmiyoruz. Theodosius Meydanı diyor. Orada çok büyük çatışmalar oldu. Gırtlak gırtlak, hani kim Rumalı, kim Türk bile anlaşılamıyor ki imparatoru bile zor tanıdılar. İmparator baştan aşağı soyunmuş. Hakikaten iki tarafın kaynaklarında da anlatılan budur ki kahramanca çatışmış. Yani İstanbul düştükten sonra ben yaşasam ne olur gibi bir ibareyle. Sanki böyle intihar eder gibi Yeniçerilerin üzerine atlamış. Orada paramparça edilmiş. Birkaç mezarı var. Hepsine gittim. Öyle bir Gül Camii'nde bir küçük, ikinci mahfelde, yukarıki katta küçük bir mezar gibi bir şey var. Orada yattığı söylenir. O zamanki Theodosio Kilisesi'ydi o zamanlar. Biri Altın Kapı'da, yani Yedi Kule'nin içindeki bir kapıda yattığı ve oradan tekrar geri geleceği rivayeti vardır. Genelde böyle uhrevi kişiliklere bürünmüş isimlere mezar da bulunamaz. Yani bilinmesin daha iyi gibi. Ama imparator 11. Konstantin ayağındaki çizmeden tanınmış. Yani paramparça edilmiş. Çünkü o çizmenin üzerindeki çifte kartal motifini sadece imparatorların giydiği söylenir. Nasıl mor elbise sadece onlara aitse o renk kumaş. O çifte kartaldan tanınıyor ve Fatih'in emriyle buna güzel bir mezar hazırlanması öneriliyor. Yani sokak çatışmaların olduğu o birebir topun bile tüfeğin bile tam kullanıp kullanılmadığını. Kırtla kırtla denilen tabii. Bir savaş. Yani mesela bir top atıldıktan sonra zannetmiyor böyle don 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 peş peşe. Bir top ondan sonra ıslak keçelerle sarılıyor yoksa parçalanır o top. Soğutulması bekleniyor. Aradan 3-4 saat geçince bir bum daha. Yani kolay değildi. Hep bu okla, kılıçla, bilek gücüyle çok zor bir savaştı. Yani hocam peki bu çağı değiştirip değiştirmeme işi nedir İstanbul'da? Bu çağı değiştirme meselesi aslında genel olarak bizim tarihimizde kullanılan bir jargon gibi sanki. Ama bu dünya tarihinde bu pek böyle değil. 19. yüzyılda zaten bu çağ meseleleri gündeme geldiğinde genellikle Rönesans döneminden başlatıldığı için yani İstanbul'un fethedildiği yıl biraz buna uygun düşer gibi bir durum söz konusu olduğundan dolayı böyle bir durum ortaya çıkmış. Ama yani yeni bir çağ, yeni bir dünya için tabii etkisi fazla eğer işin özüne girecek olursanız. Keza Osmanlı tarihi için de son derece önemli bir adım oldu. Böyle baktığınızda hakikaten çok büyük olay. Yani bir çağ açacak kadar önemli bir olay. Çünkü bir yeni bir Osmanlı İmparatorluğu doğdu. İkinci Mehmet Fatih ünvanını alarak yeni bir imparatorluk kurdu. Bunu da İstanbul'a dayanarak yaptı. Dolayısıyla böyle bakıldığında çok önemli. Üstelik bunun dış tesirleri de var. Yani dışarıya da etkiledi. Nereye etkiledi? Avrupa'yı etkiledi. Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir Osmanlı gücü. Akdeniz dünyasına önemli ölçüde hakim olan bir Osmanlı gücü. Öte yandan Karadeniz bütünüyle hakimiyeti altına almış vaziyette. Ve benim doğu ayağını bir tarafa bırakıyorum. Böyle baktığınızda hakikaten çok önemli bir olay ve yankıları da çok büyük oldu Avrupa'da olsun, Doğu dünyasında olsun. Bu bakımdan yani belki abartılı bir ifade gibi görmekle beraber biraz tarihi bir zemini de yok değil bu olayın. Ya ama bunu bir dönüm noktası olarak kabul edebiliriz evet. Rahatlıkla. Tabii aslında fetihle alakalı söylenecek çok şey var. Onu zaten sorular geldikçe daha da açacağız. Bugün hep fetih konuşacağız. Soru öğrenci arkadaşlar buyurun. Üniversitemize hoş geldiniz. Benim ismim Adnan, Kosova'dan geliyorum. Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okuyorum, 3. sınıf. İstanbul Fethi'nin hocadan dinledim derste ama bir soru soramadım, içimde kaldı. Onu yerine gelince sorayım dedim. Ama bu soru üçünüz için de olacak. Ya sadece şey soracaktım, İstanbul'un sadece kültür açısından. Yani iyi ki fethettik, yoksa keşke fethetmeseydik mi demeliyiz. Eyvah, eyvah. Bu soru sabaha kadar sürer.
Yani İstanbul'u bize yakışmıyor diyenler çıkıyor. İstanbul'u biz mahvettik diyenler çıkıyor. Bu soru da biraz ona çanak. Mahvedildiği tabii ortada yani. Baktığınız zaman mesela tarihi yarımada diyorsunuz değil mi? Bugün dünyada bana kalırsa bir İstanbul aşığı olarak. İstanbul'a uzun yıllar hizmet etmiş, gönül vermiş, araştırmış bir insan olarak. Metrekare bazında değil, santimetre bazında diyorum. Yani hayatım İstanbul'un içinde sokaklarda geçiyor. İstanbul'da bir sokak çocuğu olarak görüyorum kendimi. Araştırdığım zaman diyorum ki, Haldun kendine gel, bu tarihi yarımadanın neresi tarihi? Neresi tarihi? Bak, UNESCO diyor ki tarihi yarımadada 4 yer var. Sultanahmet, Birinci Tepe, Karasurları, Zeyrek ve Süleymaniye. Yani gerisi değil demek istiyor ki, gördüğünüz zaman anlatıyor zaten. Çevre, tabela kirliliği, müthiş bir gürültü. Çirkin ötesi çirkin binalar var. Yani bu kadar çirkin binayı yapmak için de bir maharet sahibi olmak lazım. Hani gerçekten öyle. Ya sanki kasten bu kadar çirkini de nasıl bulmuşuz? Başarı. O Vatan Caddesi, Millet Caddesi'ne geçerken ruhum kararıyor. Yani binaların üzerindeki tabelalardan binalar gözükmüyor. Tabela kirliliği. Ben Roma'yı gezerken hep özenmişimdir. Yani nasıl hepsi birbirine uyumlu binalardaki tabelalar. Kafasına göre takılmak diye bir kavram oralarda yok Avrupa'da biliyorsunuz. Orada nasıl hassas insanlar kentlerine karşı. Bizde o koruma bilinci hiç yok. Sokaktaki vatandaşta böyle bir bilgi ve sevginin olmadığını da zaten düşünüyorum. Hiç yok gibi neredeyse o düzeylerde. Dolayısıyla bir İstanbul dersini acaba gençler işte onları kazanmaya çalışıyoruz. Gene ilkokul çağından beri ilkokullarda da var bu ders. 2 sene önce kondu. Çok memnun oldum. Çok uğraştık bunlar için. Ben bir gün tıp fakültesinde de bu dersin olması için çok uğraşacağımı söylemiştim. Uğraştım ve şu anda tıp fakültesinde bu dersi veriyorum. Otobüsten çıkıp dersime giriyorlar. Yani bu çok iyi bir şey. Hakikaten iyi. Yani bu bilinç gelişiyor. Ama derse girdiğim zaman peki, şunu da köprü, görüyorum. Peki demin Haliç'in üzerindeki köprüyü bana söyletmeyin diyordunuz. Haliç'in üzerine o köprü yakıştı mı? Yani bence hiç yakışmadı. Asıl şimdi korkunç, şu anda metro yapılıyor biliyor musunuz? Asıl korkunç olan o. O lenduha yıkılıyor. Şahane bir şey oldu. Kazlıçeşme'deki lenduhalar yıkılıyor. Birkaç çok doğru bir şey. Birkaç kemik çıkmış ne olacak? Çok, o çok iyi oluyor. Fakat asıl bence Haliç, bütün o şeyi bozan, İstanbul suliyetini bozan o Haliç'e yapılan metro köprüsü. Bu korkunç bir şey. Şimdi tabii arkadaşımın sorusuna dönecek olursak, şimdi haksızlık etmeyelim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman en az Konstantin kadar bu şehri imar etmek için elinden gelen her çabayı gösterdi. Hatta zorunlu olarak yasalar çıkardı. O yasalarla beraber şehri imar etti. Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Külliyeler kurdurdu. Külliyelerin için kendi başta Fatih Camii olmak üzere, işte Mahmut Paşa olmak üzere her yere külliyelerle Osmanlı yaşam tarzının, çünkü külliyelerde sadece cami yok, Selahattin camileri yok, aynı zamanda medreseler var, aynı zamanda kütüphaneler var, şifahaneler var, her şey var. Şimdi bugün bakıyoruz, külliyelerin yerine AVM'ler var. Çok acı bir şey bu. Avrupa'da en fazla AVM'nin olduğu şehir İstanbul'da arkadaşlar. Bu korkunç bir şey. Dünyada 6. sıradayız. Yani AVM nedir ya? AVM para tuzağı. Bu artık sanki bir din var ve bu din para dini. Ve bu AVM'ler bunun tapınağı. Burada ticaret yapmakta sanki ayin. Ya hakikaten Fatih yani kalksa gelse bunların hepsinin kafasını vurdurur. Böyle bir şey yok. Külliyeler evet İstanbul aldığı zaman Fatih külliyelerle Osmanlı yaşam tarzını. Yani elbet burada yaşam diye bir de çok hoşgörülü bir insan. Yani Hristiyanlara karışmıyor. Yahudilerin gelmesini sağlıyor. Ermenilerin işte Koca Mustafa Paşa'ya gelmesini sağlıyor. Ama öte yandan kendi yaşam tarzını külliyelerle beraber o yaşam biçimini öneriyor. Şimdi baktığımız zaman buraya bunun karşılığını ben onu görüyorum. AVM'ler bir yaşam biçimi çünkü. Oraya gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, kız arkadaşınızla buluşuyorsunuz, sinemaya gidiyor. Ama bu tuzak, bu bizi öldüren bir şey. Ve şehri öldürüyor, kanser yapıyor hepimizi bu binalar. Çünkü ısıtıyor bizi, camlar, çelik, hepsi plastik bizi ısıtıyor, öldürecek. Yüksek binalar. Korkunç bir şey. Şimdi belki bizim için söylenebilir, yani İstanbul'a biz layık mıyız? Hocama çok katılıyorum, layık falan değiliz. Bu şehrin bence yeryüzünün en güzel şehri. Londra'daydım ben. Londra bizim kadar muhteşem bir şehir değil ama çok iyi korumuşlar. Edinburgh'a gittim İskoçya'da. Tıpkı bizim o tarihi yarımada gibidir. Hocam gittiniz mi bilmem. Evet, Prag'a gitmişsinizdir. İşte bizim tarihi yarımadanın Prag gibi. Edinburgh gibi olması lazım. Yani tarihi dokusunun korunması lazım. Biz oraya girdiğimizde birdenbire Osmanlı dönemine gitmemiz lazım. Roma döneminin kalıntılarını görmemiz Bizans lazım. Bizans Sarayı'nın üzerine otel yapıldı söyleniyor. Evet. Yani söylenmiyor doğru. Four Seasons Oteli yaptılar. Abi. Avrupa dostu hapisten çıkamaz bu adamlar. Gittim oraya yani korkunç bir şey. Yapamam. Şimdi İngiltere'de bir sokağın kenarından tramvay dönemiyor. Sokak o kadar dar ki.
Bizde olsa kim sokağa orada Osman yok. Dede yatıyor. Kazı gitsin tabii. Yani. Ne olacak yani tabii. Köşede? Ne oldu 57-56-58 imar hareketlerinde değil mi Demokrat Parti zamanında? İstanbul. Yani İstanbul tarihi yüzünü tümüyle kaybetti. Ya Yarımada'nın içinde Galata tarafına kolaylıkla uğraşılması için Atatürk Bulvarı çok yanlış. Bugün üstünden kaymak gibi geçiyorsunuz ama o günün İstanbul'undaki insanlar Eyüp'ten Eminönü'ne 10 dakika gitmeyi tabii ki ister. Hem de hız tatili yok. İstediğiniz sürat de diyor. O günkü kaynaklar var. Çok araştırdım. O günkü dergilerde, mecmualarda istediğiniz süratle, Amerikan arabalarıyla, o Marshall yardımı zamanında Amerika kültürü, o Hilton ekolü, radyo kutusu mimarisi dediğimiz o binalar, Kadir Bey'in oturduğu şu andaki belediye binası İstanbul'un en çirkin binalarından biridir. Onu da söyleyeyim. O niye ayakta duruyor? Bu şekilde baktığınız zaman böyle damarla İstanbul'un içi, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Kennedy Caddesi, başka isim yoktu. John Fitzgerald Kennedy'nin ismini koymuşuz yani sahil yoluna. Ya bir Mimar Sinan Caddesi diyebilir. Kennedy Caddesi, bu hayranlık belirtisiydi. Ve bu yolların birbirine bağlanması için işte Oğuzhan Caddesi, aradaki Akdeniz Halıcılar Caddesi, bunlar şehrin içinde böyle bir ızgara planı gibi, ağ gibi Yarımada'yı mahvetti. Şimdi şöyle düşünün, sadece Millet Caddesi biliyor musunuz nerede? Aksaray'dan Topkapı'ya giden cadde. Ve onun paralelinde bir de Vatan Caddesi var. Bugünkü isimleri Adnan Menderes ve Turgut Özal bulvarları olan bu yollar açılırken kaç tane Fatih döneminden kalan eserin yok edildiğini söylesem burada aralarında dudaklar... camiler var. Tabii camiler, şunlar bunlar. Yani o günkü beyanatlardan biri, yetkililerden birinin beyanatını söyleyeyim size, dudaklarınız uçuklasın biraz. Sırf Fatih döneminden kaldı diye yarısı gitmiş, harabeye dönmüş bir esirin tamamını yıkmazsak Şişli'den öteye gidemeyiz diyor. Gitme, gitme birader. Hakikaten gitmeseydik yani. Keşke Taksim İstanbul'un sonu olsaydı, son noktası olsaydı. Ve bu şekilde biz ekonomik gösterilerin ötesinde uluslararası arenada İstanbul'u tanıtmak istiyorsak bu sadece böyle rezidenslerle, altın musluklu binalarla, gökdelenlerle, finans merkezlerinde değil... Tarihi birikimleriyle insan İstanbul'u dünyaya tanıtır. Çünkü en büyük zenginliğimiz buydu. Ama galiba bir tarihi bir süreç bu. Çünkü aşağı yukarı modernite döneminden itibaren, erken modern dönemden itibaren başlayan İstanbul üzerindeki biliyorsunuz çok gelişmiş olan tabii. Bir takım imar hareketleri var. Oldu, evet. Mesela bir Paris'te, Roma'da sürekli bir şekilde aynı imar hareketlik oluyor. Ama ben Roma'da bak şunu tetkik ettim. Eski Roma, yeni Roma. Şimdi ama ayrı. Şöyle bir durum var. Tabii yani orada da genellikle binalar 18. 19. yüzyılın binaları hakimdir. Viyana keza aynı şekildedir. Doğru. Yani onlar 18. 19. yüzyılın binalarıyla kendilerini tanıtırlar. Bir 16. yüzyılı pek bulamazsınız pek çok yerde. Göremeyebilirsiniz. Bizde vardı. Evet. Dolayısıyla yani öyle bir durum var aslında böyle bakıldığında. Şimdi nereye kadar gidip neyi ölçeceğiz? Öyle bir sıkıntımız olabilir şehirlerin bu durumunda. Tabii biz ama en son durumunu, bu bilince sahip olduktan sonraki bilince, durumunu korumamız evet, lazım. O çok önemli. O çok kolay yıkabiliyoruz. Mesela Taksim'i bir anda yerle bir ettik. Mesela şimdi, Süleymaniye sülaletini bozan kuleleri diktik. Ondan sonra da bu kuleleri kim dikti? Ya niye diktiniz? Yani başta şey, tabii. Niye? Yapılırken yanlış, neredeyiz? Yanlış batılılaşma ile ilgili bir mesele de olabilir. Yani batıya dönük bir bakış açısı var. Batılılaşacağız diyor. Bunun altyapısı yok. Ya yani örneğin korkunç bir şeydir bu. Sarayın bahçesinden tren yolu geçiyor ya. Yani bu olacak iş değil. Aynı zihniyettir bu. Yani, batılılaşmak adına. Yani, Haliç bir endüstri merkezi haline getirildi. Osmanlı son dönemindedir bu aşağı yukarı. Ve o Haliç çok sonra şey kurtuldu oldu. Tabii. Yani, evet soru alıyoruz. Evet. Buyurun. Habib Madinov. Hocamız dedi ki köprünün olması yani bize gerekli değil falan. O köprülerin olması halka hizmet değil midir? Bu bir. Bir de başka bir şey... Hocamız yine söyledi ki o olmasın bu olmasın diye hani AVM'ler falan AVM'yi bırakalım da o otelin olması şey. Peki büyük bir şehir, kültürlü bir şehir nasıl olmalı? Gayet basit cevabı bence. Sen Ahmet söyleyeceksin. Şimdi AVM yapabiliriz, köprüler yapabiliriz, bunları yapmak mümkün. Büyük iş merkezleri yani büyük oteller yapabiliriz ama İstanbul gibi tarihi 8000 yıl ulaşmış bir şehri yapamayız. İstanbul'da çivi çakılacaksa, çivi çakılacaksa bunun üzerine saatlerce tartışmak lazım. İstanbul'a modern bir yaşam getireceğiz diye, modern bir yaşam getireceğiz diye şehrin tarihi kökenini, tarihi özelliğini, tarihi kimliğini, tarihi kişiliğini göz önüne almazsak bu şuna benzer bir fille züccaciye dükkanına girmeye benzer. Fille züccaciye dükkanına girdiğimiz zaman ocağının porsiyonelleri hepsini kırarız.
İstanbul'a modern yapılar yapmayalım demiyoruz. İstanbul'a gereken büyük alışveriş merkezleri yapmayalım demiyoruz. Bunların hepsinin şehrin tarihi dokusuna, şehrin kimliğine sadık kalınarak yapılması gerekir diyoruz. Yani yoksa buraya hizmet vermeyelim, köprü yapılmasın, efendim güzel oteller yapılmasın. Elbette bunu söylemek mümkün değil. Yani modern bir çağda yaşıyoruz ama biz kendi kimliğimizi korumak zorundayız. Ben neden Amerika gibi olayım ki? Ben neden Dubai gibi olayım ki? Ben İstanbul'um. Ben bu şehri Bizantiyon kurdu. Sonra Romalılar geldi. Sonra Osmanlı geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti var. Buranın bir kimliği var. Bu kimliği ben korumazsam zaten ben olamam. Ama dünyanın her yerinde o AVM'lere gidersen Paris'te de, Londra'da da, New York'ta da aynı markaları görürsün kardeşim. Kimliksizleşmiştir. Bitmiştir. Ama bizim bir kimliğimiz var. Bu şehrin bir kişiliği var. Ve yeryüzünün en güzel, hala yeryüzünün en güzel şehri. Bu şehri korumak zorundayız. Onları yapacağız ama bunu onun farkında olarak yapacağız. Şimdi İstanbul neyi kastediyor, o da önemli. Şimdi İstanbul deyince biz bugünkü haliyle anlıyoruz. Halbuki İstanbul dediğimiz yer, İstanbul tırnak içerisinde dediğimiz yer Suriçi İstanbul'dur. Suriçi'dir. Yani bugünkü Fatih. İstanbul. Fatih. Bugünkü Fatih'in yani belediyesinin kapsamı. Evet, o tarafta. Eminönü kalktı zaten yani burası Fatih. Bu tarih şeyleri. Siz burayı minyatür bir biblo gibi koruyacaksınız ama ondan ötesine ne yaparsanız yapın yani. Bu şey tabii. Değil. Önemli olan o tarihi. Ya benim söylemek istediğim de bu. Intro Muro dediğiniz. Suriçi. Ziyade. Yanlış anlaşılmasın. İstanbul deyince çok geniş bir anlaşılıyor. Yeni modern kent dışarıda kurulabilir. Yani eski kent, eski Suriçi korunarak dışarıda. Suriçi'ne, Suriçi'ne, Beyoğlu, belki evet, Beyoğlu. Galata'nın bir kısmı Galata var çünkü. Üsküdar tarafı var. Eski en azından Üsküdar Osmanlı Üsküdar yani. Yani zaten İstanbul dört ayrı bir şehirdir. Yani dört ayrı kadılık, şimdiki valilik gibi düşünürseniz. Bir şehir değil, dört şehirdir. Ders adet. Suriçi, Üsküdar, Eyüp ve Galata. Bunlar hep ayrı ayrı şehirlerdir. Ayrı ayrı kadıları vardır. Nefsi İstanbul'da tabii. Biladi Selasiye. Ders Adet ve Biladi Selasiye. Dört, tabii. Üç beldedir yani. Üç beldedir. Evet, buyurun. Ben biraz aktüel olaylardan devam etmek istiyorum da. Şimdi arkadaşların soruları, sizin de programın akışı içerisinde hep diyorsunuz ki, yani Türkiye'nin genel karakteristik özelliği biraz da bu programa da yansımış. Şöyle, hep böyle jargonlar üzerinden, yapılar üzerinden, böyle şekiller üzerinden böyle bir yapıları tarif etme gereği hissediyoruz. Şimdi diyoruz ki aman efendim köprü oldu, adı Ahmet olsun, Mehmet olsun, Yavuz olsun, Selim olsun falan filan. Yani olmuş bir şey üzerinden bir yere isim biçmeye çalışıyoruz. Halbuki bana sorarsanız olmuş bir yapı üzerinden ben adını Albert Camus da koyarım, Rosa Luxemburg da koyarım, Mehmet Akif Ersoy da koyarım. Artık işin arka planına bakmak lazım. Bugün baktığınız vakit son 15 yılda işte bakıyorsunuz mevcut hükümet döneminde evet Sultanahmet'in arkasında bir gökdelen dikilmiş ve birileri zamanında bundan rahatsız olmamış ve şimdi rahatsız olmuş. İronik bir şekilde. Baktığımız vakit bundan nasıl rahatsız olunuyor? Efendim diyor ki caminin görüntüsü tarihi süliyet zarar görüyor. Halbuki buna öyle bir eleştiri getirmek lazım ki toplumu büyük zaafa uğratan bir gerçek var. Burada da katılımcılarımızdan bahsetmiyor. Yani burada bir hedef göstermek lazım. Evet bu tarihi silüet bozuluyor. Efendim niye bozuluyor? Bunu bir söylemek lazım. Hedef göstermek lazım. Kimse demiyor ki bir kapitalizm bir gerçeği var. Bunu söylemiyoruz mesela. Ama ben söyledi ya. Bunu söyledi ya işte dünyanın entegre olma Amerikan bari AVM'ler falan hep bahsetmedi mi? Efendim burada? Bunu net bir şekilde ifade net, etmek daha lazım. Nasıl net oluyor? İsim vermeye gerek yok. Yani bizim bir özenti halimiz var. Amerikanlaşmak değil. Yani moderniteye böyle. Hani giyiniş, kuşanış vay vay Amerikan. Ya Bağdat Çatısı da Türkçe düzgün konuşulmuyor. Bak bazı şirketlerde kumbaralar yapılıyor. Çok takdir ediyorum. Orada Türkçeyi yanlış kullanan oraya kumbaraya para atıyor. Yani Türkçemizi unuttuk. Yani kebapçı yazmakla övünüyoruz. İsimleri yabancı isimli koymakla övünüyoruz. Niye? Sen Türksün. Türk ismi koy. Yani bundan niye övünmüyorsun? Yani Türkiye'nin dili, tarihi, zenginliği. Mesela sana şunu söyleyeyim. Tren istasyonu var Pendik. İlerisinde Kaynarca var. Kaynarca istasyonda rayların altında. Şimdi bir hızlı tren yapılıyor ya o yüzden raylarda bir tadilat yapılıyor. Rayların altında bir şey çıktı. Bir şehir çıktı. Küçük İzmir bir köy. Köy. 9000 yıllık bir köy çıktı. 9000 yıl diyorum. Bakın daha 10.000 yıl önce Marmara Denizi yoktu. Yani daha Marmara Denizi yeni oluşmuş. O sıralarda adalara yürüyerek gidiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir topografyadan yeni kurulup çöküntü alanında Marmara Denizi oluştuktan sonra o kurulan şehrin evinin kenarında bir ölü.
Hoker tipi. Yani annenin karnında duran çocuk gibi ölü gömülmüş oraya. 9000 yıldır öyle duruyor. Gittim gördüm. Ceset orada duruyor. Bu bizi heyecanlandırmıyorsa, bu bizim AVM'lerden, gökdelenlerden, viyadüklerden, köprülerden daha önemli görülmüyorsa vah vah. Çünkü budur seni kıskandıran, dünyada seni kıskandıran pozisyona, kıskanılan pozisyona getiren şey o gökdelenler değil, bu iskelettir. 9000 yıldır orada uyuyan iskelettir. Arkadaşım yine diyecek ki hikaye anlatmayın hocam diyecek. Yani evet şimdi böyle anlatıyoruz. Bu anlattıklarınızı herkes anlatıyor emin olun. Yani diyor ki evet, tarihi süreliyet bozuluyor. Daha, senin ama istediğin ne? Benim istediğim, net söyle. Benim istediğim şu. Aslında bu süreçte mevcut zihniyete karşı belirli bir tavır alınması gerekiyor. Evet siz diyorsunuz ki ama burada konuşuyoruz ya diyorsunuz ki efendim Yavuz Sultansi Mimar Sinan olmalıydı. Ya başkasına göre de Fatih Sultan olabilir, Mehmet olma diyor, olabilir. Doğru, biz de bu, dedik ona. Bu bence doğru. Çok gereksiz bir tartışma. Hayır, olmuş soru, olmuş soru üzerinden. Öyle dedik. Yok. O zaman İstanbul'u da hiç tartışmayalım olanı oldu diyor. Ama işte ben burada farklı bir yere değinmek istiyorum. Evet. Yani evet bunun bir fikri arka planı var. Çünkü yapıları oluşturan insan zihnidir. Dolayısıyla onu görmezden gelirseniz yapı insan zihninden bağımsız kalır ve insandan bağımsız bir şey ortaya çıkar. Dolayısıyla bunu görmezden gelmemek lazım. Neyi görelim o zaman sen insan? Yani diyorum ki hedef göstermek lazım. Yani evet bu yapılar ortaya çıktı. Mezarlık falan bahsetti Halim Bey. Dolayısıyla buna sebep olan şey ne? Şimdi mesele sevgili kardeşim. Şimdi şöyle bir şey var Ahmetciğim. Biz İstanbul dersinde bakmakla görmek arasındaki farkı öğretiyoruz. Bak bu çok önemli. Bakmak bir eylemdir, görmek sanattır. Bunu göremedikten sonra sen ne yaparsan yap, yaptığın her şey musluğunu açıp da suyunu akıtamadığın çeşmeden başka bir şey olamaz. Kültür darboğazını da asla ve kata aşamazsın. Öncelikle bu, görmek. Ben bir derste öğrencim bana dedi, hocam bu resmi ben ilk defa görüyorum. Siz anlattınız ne olduğunu şimdi anlıyorum diyor. Ben orada doğdum, orada büyüdüm ama diyor. Bak görmemiş, bakmış geçmiş. Bunu ifade etmek istiyorum. Önce şehrimize biz kültürel olarak sahip çıkmamız lazım. Daha ilkokul, ana kucağından. Bu sahip çıkmalar olduktan sonra kamu vicdanı diye bir şey vardır. Kamu görüşü vardır. Kamunun ağırlığı vardır. O zaman söz konusu olabilir senin söylediğin şey. Hedef diyorsun ama onu açmıyorsun. Hedefin ne olduğunu bize açmanı rica ediyorum lütfen. Burada hedefi gösterecek olan zaten benim takıldığım nokta şu. Çünkü devletin veyahut da hükümeti belirli bir noktada bir noktaya eleştirecek olan sivil toplum kavramıdır. Dolayısıyla bu sivil toplum kavramının içine de sizin gibi ilmi faaliyetlerde bulunan, akademik camiada bulunan insanlar bu hükümetin veyahut da genel iradenin iradesini değiştirebilecek kuvvete sahiptir. Öyle olması lazım. Çünkü sivil toplum bunu gerektirir. Evet, sen dolayısıyla de bir sonuca bağlayayım. Dolayısıyla bu süreçte özellikle 15 yıllık süre içerisinde, son 15 yıllık süre içerisinde bu yapıların oluşmasında ilim adamlarının, akademisyenlerin gerektiği kadar eleştiri yönelttiğini düşünüyor musunuz? Veyahut sindirildiler mi? Evet. Böyle bir soru sorabilirim. O güzel soru. Evet. Şimdi aslında biraz meseleyi şöyle almak lazım. Son 15 yıl olarak görmek de doğru değil. Son 50 yani, yıl belki. Son 100 başından yıl. Beri. Bence asıl mesele bizim tarihe bakış açımızda ve bu tarihe bakış açısıyla beraber tabii ki şehrimize bakış açımızdan kaynaklanan bir şey. Şimdi aslında sadece kapitalizm meselesi değil. Çünkü biraz önce sözünü ettiğimiz Roma kapitalizm bir ülke, İtalya. Fransa kapitalizm bir ülke. Son dereceyi korumuş adamlar. Yani bu mesele biraz zihniyetin değişmesi meselesi. Yani tarihe ve kültüre bir başka bakış açısı geliştirme yani meselesi. Bana sorarsan ben hep yaptım kardeş. Yani İstanbul Hatırası romanında bu İstanbul'a kötülük yapan bütün şerefsizleri öldürdüm. Yani daha ne yapayım ya? Romanda bari yapıyorsunuz. Romanda yaptım. Yani kimseyi öldürmeyin aman ha. Ben sadece romanda yaptım. Yani bunları yapıyoruz. Ama mesele hakikaten bir anlayış yerleştirmek. Yani kültüre sahip çıkan. O zaman A hükümeti, B hükümeti, C hükümetinin ötesinde bir şey. Yani daha önceki hükümetler de aynı tavır içindeydiler. Ne yazık ki. Yani CHP hükümeti de aynı tavır içindeydi. Demokrat Parti de aynı. Çünkü zihniyet korkunç. Yani kültürün, yani şu tabir var. İstanbul'un taşı toprağı altın. Yuh! Yuh! İstanbul'un taşı toprağı kültür. Altın diye böyle oldu. Üçüncü köprü yapıyoruz. 13. köprüyü yapsak yine devam edecek. Olmaz bu. İstanbul'un taşı toprağı kültür kardeşim. İstanbullu olmak diye bir şey var. Bak adam ne diyor? New Yorklu, New Yorker, Parisyen, Parisli. Biz İstanbullu olmakla övünemiyoruz. İstanbullu olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Çünkü İstanbul'un tarihini bilmiyoruz. İstanbul olmak bir gurur duyulacak bir şey. Neden? Şimdi konuştuk 8500 yıllık bir tarih.
Böyle bir tarih yok dünyada. O zaman ben bununla gurur duymalıyım. Ama aynı zamanda bu şehre sahip çıkmalıyım yahu. Yani bütün mesele bu. Bu bilinç yok. Bu bilincin nedeni de sadece kapitalizm değil. Bak onu da söyleyeyim. Yani bu başka bir şey. Çünkü İngiltere'de kapitalizmin Allah'ı. Kapitalizmin en doğduğu yer yani İngiltere. Eğitim her şey orada. De. Ama oturtmuş herif. Kapitalist bunu. Bak İngiltere'nin biz orada konuştuk. %65 kültür ihraç ediyor. %65. Araba ihraç etmiyor. İngiliz'in hangi arabası var Türkiye'de? Göremezsin yani. Kültür Shakespeare ihraç ediyor. Beatles ihraç ediyor. Agatha Christie ihraç ediyor. Kültürle bunu yapıyor. Niye, biz niye yapamıyoruz? Çünkü sen kültürüne sahip çıkmıyorsun ki. Öyle bir yabancı İngiliz'le konuşuyoruz. Türk ressamları niye yapar? Sen Türk ressamını satın almıyorsun ki. Ya adam çok kötü bir roman yazıyor. Şimdi ismini vermeyeceğim. İstanbul hakkında yazdı. Herkes kapısı kapış üstüne gitti ya. Son dönem. Evet işte. Ya kötü roman. Milyonlar ama, ay, ama Amerikalı yazmış. Niye? Neden? Ama diyor Amerikalı Ayasofya yazacak tabii. Ayasofya gibi bir tapınak sen var mı? Sen yazmazsan yeryüzünde böyle bir tapınak var mı? Tabii yazacak herif. Biz sahip çıkmazsak Ayasofya'ya. Yok ki böyle bir tapınak. Yani 532 yılında 5 yılda yapıldı Ayasofya. Ondan sonra Ayasofya'yı 3 tapınak açtı. Yüzlerce yıl sonra. San Pietro Katedrali. Doğma Katedrali Milan'daki ve Londra'daki St. Paul Katedrali. Ama yüzlerce yıl sonra bence hepsini görmüşsünüzdür. Bizim Ayasofya'nın görkemine sahip değiller. İmkansız. De, o görkem yok hocam. Ayasofya'yı hala görmemezlikten geliyoruz. Evet en arkadaki arkadaşımız. Şehrin içindeki büyük caddelerden bahsedildi. Millet Caddesi, Vatan Caddesi. Üçüncü köprü. AVM'ler. Gökdelenler. Haliç'in üstünden geçen köprü. Köprünün üstünden geçen metro. Bunların hepsinin dayandığı nokta şahsi kanaatim nüfusa dayanıyor. Yani İstanbul'un kaldırmayan bir nüfus var. Yaklaşık 75 milyondan bahsediyoruz Türkiye'de. İl başına 1 milyon düşüyor. İstanbul'da yaklaşık Türkiye nüfusunun 5'te 1'i var. Yalnız çözüm üreteyim derken yani tarihi süliyet, tarihi doku bozulmasın derken nüfusun İstanbul'da daha çok çoğalmasına nasıl engel olunabilir sağlıklı bir şekilde, mevcut nüfus nasıl rahat ettirilebilir şeklinde bir çözüm üretilmiyor. Bu şekilde bir çözüm arayışımız var mı acaba? En başta söyledim ya. Nedir hocam? Hiçbir şey yapmayacaksın. Yani en güzel çözüm yani burayı cazibe merkezi olmaktan çıkartmamakta ısrar edersek hep. Ya Rüstem Paşa biliyorsun değil mi? Kanuni döneminde başbakanlık yaptı. Yani sadrazam. Rüstem Paşa Mimar Sinan'ın İstanbul'a su getirme projesine karşı çıkmıştır. Kanuni Sultan zamanında 1563'lerde. Su. Musluk getirmiş İstanbul'a. Yani bu Tanrı'nın suyu, sebil, akıyordu. Hani köylerde tahta tıpa tıkarsın ya hep akar. Musluğu getiren sistem. O Maksim'i Eğri Kapı'da kuran. Dışarıdan köprüler yapıp İstanbul'a su getirdi diye Rüstem Paşa'nın ışımına uğradı. Niye? Bak niye? Eğer su getirirse Sinan İstanbul cazip olacaktır ve herkes buraya gelecektir. Bak o zaman düşünüyor ki İstanbul'a yapılan bir hizmet dolayısıyla bak tarih işte tekerrür ve ders alınması gereken bir nokta ki bu suyu duyan gören herkes İstanbul'da ah su da bereket gibi gelmesin diye söylüyor. Aslında su gelmesi kentin menfaati ne ama bir taraftan da düşünüyor ileriyi görerek düşünüyor ki su nedeniyle göç alacak. Göç, göç, göç. Bostancı Köprüsü'nün önünde karakol dururdu. Bostancıbaşı orada bekler. İstanbul'a gelenlerden ne yapacaksın diye soru sorardı. Yani niye geliyorsun? Kefil istiyor. Yani o zamanlar böyle hatta son günlerde konuşuluyor. Vize mi uygulayalım, işte göç olgusunu işte demokratik kurallar çerçevesinde engelleyelim. Göçü durdurmak lazım. Yani bunun tek çözüm yolu bu. Göçü durdurmanın yolu yani sıkıntı çekmekten mi geçiyor? Sıkıntı çekmekten değil. Mevcut durumu iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılırken cazibeyi arttırıcı eylemlerden kaçınmak lazım. Yani köprü yapılması cazibeyi arttırıcı bir şey mi? Köprü, AVM, yollar, arabalar, otomobiller, AVM her şey. Yani hocam siz bugün İstanbul'dan bir yerden bir yere giderken 3 saatte gidince ama yine de İstanbul'a aşığı olmaktan, İstanbul'da olmaktan gurur duyuyorum. Evet, memnun duyuyorum. Oluyor musunuz? Duyuyorum. Evet, memnun peki, oluyorum. Ama bu çarenin düzeltilmesi için diyorum. Eyvallah, köprü, köprü şey canım, köprü İstanbul'un gerçekten daha çok cazibesini artıracak ve köprünün etrafı o ormanlık yer var ya, oralara evet. Şimdiden talan başladı. Ama hocam, bu haber çıkar çıkmaz talan başladı. Talan başladı. Aynı mesele. Yani mesele sizin olur mu? Tarif bu ettiğiniz mesele, İstanbul sınırına göre mesele, köprü orada kalmıyor. Yani bu mesele devam ediyor. Sizin bahsettiğiniz kardeşim. Tarihi dokunun korunması gereken yer tarihi yarımada evet. Ve köprü burada değil. Dolayısıyla evet.
fazla bir tepki göstermenin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ama hepsi zincirleme birbirine bağlı bunlar. Gayet tabii ki. Tabii ki. Bir de şunu söyleyeceğim. Göçün engellenmesi tabii ki çok mühim. Peki göçün engellenmesi doğuya yatırımla insanları orada çalışmaya sevk etmekle mi olur? Ki gayet tabii böyle olur yani. Soru soruyoruz böyle ama. Ve Kanal İstanbul, mikrofonu ağzına tutar mısın? Kanal İstanbul diye bir proje var bir de. Evet. 2 tane yeni büyük şehir kurulacak. Yani bu İstanbul yükünü kat ve kat daha çok artıracak. İşte orada bir saptama yapayım sana. İstanbul'un bir özelliği var. Dünyada pek çok kentte yok. New York'ta yok, Tokyo'da yok. İstanbul bir primat kent. Bak bu sözüme iyi dikkat et. Primat, primo. Yani ilkel anlamında söylüyorum onu. Tek anlamında söylüyorum. Tek, bir, tek kent. Yani ülkenin içinde bütün bu özelliğe haiz olan tek kent. Bu yanlış bir olgu. Çünkü her şey burada. Payitahtlık zamanından beri, Konstantinopoli zamanından beri en güzel şey, en güzel şeylere layıktır diye her şey buraya yığılmış. O yığılmanın belasını çekiyor İstanbul şimdi. Primat olma özelliği. Halbuki İstanbul'a benzer. En az 4-5 şehri daha olsaydı o kapasitede aşağı yukarı öyle şehir yok. Her şey burada. Taşı toprağı altındır felsefesiyle. Haydarpaşa'dan tahta bavuluyla İstanbul'a seni yenmeye geldim diyen siyah beyaz Türk filmindeki karelere kadar İstanbul cazibe merkezi. Yani burada aç kalınmaz. Evet. O felsefe. Buyurun. Bu hale getirdi. Öncelikle merhaba. Ben yine köprü üzerine, İstanbul üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Programın başında söylediğimiz gibi köprü üzerine çok tartışmalar olacak dedi. Köprünün ismi üzerine özellikle. Ben şunu kanaatteyim. İsminden ziyade köprünün amacı ne? Biz millet olarak sürekli bir şeylerin neden yapıldığından çok o şey üzerinde özellikle neden yapıldığını görmeden konuşmayı çok seviyoruz. Biz köprü yapıldı evet onun faydalarını görecek miyiz görmeyecek miyiz bunun tartışmasından ziyade direkt ismine yoğunlaşmış durumdayız. Neden Yavuz Sultan Selim'i neden şu değil neden bu değil. Şöyle düşünmek lazım Yavuz Sultan Selim'i önceden bu köprüye ismi konulmadan önce Yavuz Sultan denildiği zaman herkes o bunu diyen insanlar çok eleştiren insanlar da var evet. Peki Yavuz Sultan Selim'in yaptıkları olumlu şeyler belki yapmaması gereken şeylerden daha mı çok da biz şu an Yavuz Sultan Selim'i yerme yolundayız? Bunu merak ediyorum. Hayır yermiyor sadece tartışılıyor. Yani yok, tartışmak da güzel bir şeydir. Yeren insanlar da var. İşte Alevi gerçeği bile olmayan bir şeyi söz konusu haline getiriyorlar burada. İkinci bir onu konu. Onu sizin görüşünüz. O da gerçek diye inananlar işte da var. İşte insanların görüşü şu an burada demiyorum. Gerçek için diyenler de var. Tarihini evet. Öğrenmek lazım. Evet her genel şeyiyle. Olarak konuşuyorum. İstanbul'un veya Türkiye'nin gelişmişliği konusuna gelince. Az önce dediğiniz bir şey yapmayacağız. Peki gelişmişlik adına ne yapmamız gerekiyor? Bir şey yapmayacaksak biz nasıl gelişeceğiz? Yani İstanbul'da 10 tane Boğaz Köprüsü olsa İstanbul daha mı modern olacak? Hayır ben onu savunmuyorum. Hani burada eğer bir şey yapmayacaksak nasıl gelişeceğiz? Bize çözüm önerileri sunmalar peki lazım. Süleymaniye Camisi'nin temelinin önüne 11 katlı beton, çirkin çarpı çirkinin karesi kadar çirkin bir binayı kondurmak nasıl bir kültür? İşte bu kültürü oluşturmazsan evet. İstanbul'un tarihi kimliği bana sorarsan tarihi yarımadaya. Tarihi yarımadaya surların kapılarından bir tanesine şu boyda bir anahtarla kilit vurulup ne araba sokarım. Mevcut binaları bakın daha 2003'te bu Japon mimar geldi Yamamoto ilk söylediği şey 3 günde ilk söylediği şey. Binaların %70'ini yıkın. Yani yıkılması gerekir İstanbul'daki bütün binaların zaten bence. Deprem yıkacak. Ya deprem yıkacak zaten ama yani deprem yıkacak. Çirkin binaları yıkarsan aa bak o eser oradaymış da biz onu şimdiye kadar görmemişiz. Yani İstanbul'un tarihi kimliği kıskanılan bir kimliktir. Biz evet. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bununla öne çık. Değil mi? Bununla öne çıksana. Bunu kullan, bunu pazarla, bunu öğret gençlere. Ya zaten İstanbul'un her yeri tarih kokuyor. İlla bir şeyler yapmak için bir şeyleri göz ardı etmemiz gerekecek. Bir de şunu söyleyeceğim. Az önce işte gerçek kimliğimizi kaybetmemiz gerekiyor dediniz. Ama ondan öncesinde, o konuşmanın öncesinde işte İngiltere'de veya başka ülkelerde yapılan güzel şeyleri savundunuz. Ve bu bir karşılaştırma oldu. Madem onlar kimliğini kaybetmiş ülkeler, biz neden Türkiye'de hayır, hani kimliğini kaybetmiş demedik. Kaybetmeyelim hayır, kaybetmiş demedik. Orada tarihi eserlere bakış açısı. Kamuda ve yönetimde, o tabakalarda bizdekinden çok daha farklı ve ileride. Ben diyorum ki İngiltere'de Londra'da bir tramvay köşeyi dönerken çok zorlanıyor. Evet. Ama kimsenin aklına o eski binayı yıkmak gelmiyor. Bak bu kadar önemli. Hı-hı. Bu parantezin içindeki değeri önemlise. Ayrıca onlar kimliğini kaybetmiş falan değil. Onlar kendi kimliklerine son derece sahip çıkmış,
kendi kimliklerini, kendi ama inançlarını... Ama siz az önce kimliğini kaybetmiş ülkelerden... Hayır, yanlış anlaşılmış. Öyle söylemişse yanlış olmuş. Ben öyle bir şey söylemedim. Hı-hı. Onlar kendi kimliklerine, bizden farklı kimlikleri, son derece sahip çıkan, son derece tutarlı insanlar. Biz kimliğimizi kaybetmiş durumdayız. Yani evet. Sorun bizde. Bakın, Mevlana ile ilgili bir şey oluyor. Sema ayini yapılıyor. Hamamda sema ayini yapıyoruz. Bir Hollywood artisti geldi diye biz hamamda sema ayini yapan bir kimliğiz. Bizim kimliğimiz bu. Bizimki ya. Konya'ya gidin görürsünüz. Mevlana kebapçısı, Mevlana kadar. Var mı böyle bir şey ya? Biz kimliğini kaybeden biziz. Kaybolan biziz. Onlar kaybetmiyor. Tam tersine onlar, biraz önce söyledim, %65 oranında o kimliklerini bize anlatıyorlar. Ve biz onları okuyoruz. Bizde, bakın, bizde %65 oranında çeviri var kitap dünyasında. İngiltere'de tüm dünyanın çeviri oranı ne kadar? Türkler değil. %3. Amerika'da %1. Biz de içinde bütün dünyadan yaptıkları çeviri %1. Ama sattıkları %50'nin üzerinde. Kimliğini kaybeden onlar değil. Kimliğini kaybeden biziz. Ve bu işte yapılardan başlıyor. Şehrine sahip çıkmamaktan başlıyor. Sorun mu bu? Evet. Sizden alıyoruz. Teşekkürler. Ben Büşra Kenan. Burada sormak istediğim soru şu. Siz diyorsunuz ki tarihimizi, kültürümüzü koruyalım diyorsunuz. Binalarımız Süleymaniye Camisi'nin arkasında gökdelenler olmasın diyorsunuz. Evet, kötü bir sürlet. Ben de geçenlerde karşıda bir konferansa gittiğim zaman vapurdan geçerken tek tek onları konuştuk. Bunların ne kadar kötü görüntü oluşturduğunu, kültürümüzü ne kadar yozlaştırdığını söyledik. Fakat dünyada ve ülkemizde, İstanbul'da bir sistem var. İnsanlar gelişiyor, değişiyor, dünya değişiyor. Dünya dönerken insan nüfusu artıyor, popülasyon artıyor. Bu yüzden hani insanların yaşaması gereken alanların, daha büyük binaların olması gerekiyor. Bu bir gerçek, bu gerçekten kaçınamayız. Tamam, sizin dediğiniz gibi belki bu çirkin bir yapıyı hani oralara yapmak yerine başka yerlere yapmamız gerekecek. Fakat sizin dediğiniz gibi sadece bu çirkin olduğu için yapılmasını bize söylememeniz gerekiyor. Burada bunlar böyleydi, tarihimiz vardı diyerek bize daha net bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Ve sizin dediğiniz gibi hani söylediğiniz gibi tarihimizin bizim tarihimizi kaybettiğimizi, kültürümüzü kaybettiğimizi de ben düşünmüyorum. Düşünmememin nedeni, evet, bazı yerlerde yarı İngilizce yarı Türkçe kelimeler geçse bile hani görüyoruz, tarihi yarımadaya gittiğimiz zaman bir farklı bir koku var eskisine nazaran. Ama insanlar da değişiyor. Sizin 30 yıl önceki fotoğrafınız da şu anki fotoğrafınız da bir değil. O ayrı konu. Orada tabii biz yaşlanıyoruz. Kent yaşlanır, yaşlanır. Bak. İstanbul'da siz yaşayan bir şehir diyorsunuz. İstanbul'da yaşayan bir şehirse insan kadar canlıdır diyorum ben. Canlıdır ama orada senin söylediklerin içinde doğru olan çok şey var ama eksik olan var. Yanlış demiyorum. Şöyle diyorum. Şimdi bir apartman düşün, 12 katlı ve kimse kimseye evet. selam vermeden aşağı yukarı çıkıp iniyorlar. Evet. Bu mu cazip ve güzel, yoksa çocuğum tuz bitti, karşıdaki Sakine Hanım'dan ister misin bir fincan demek mi daha iyi? Ben... Kaybettiğimiz kültürün içinde bunların hepsi harmanlanacak. Öyle bir tek şeyle sığırılma canım. Dur. Hemen kalkmıyorum ben Dur. Sadece devam edeceğim. Tarihi kokusunu, dokusunu hissedebilmek çok önemli. Bu hissiyat. Sen o duvara dokunduğun zaman, ey Mimar Sinan bunu sen yaptın diyebilmek. Onun soluğunu ensende hissedebilmek. Bak bu çok önemli bir kavramdır. Bunu kaybediyoruz. Bizim söylemek istediğimiz bu kültürel birikimimizin somut göstergeleri bir bir ortadan kalkıyor. Peki sana şunu söyleyeyim. Boğaz Köprüsü'nün Ortaköy ayağının dibinde, Yanık Esma Sultan Sarayı'nın yanında, çürük bir diş gibi oradan kopartılmış bir bina var, Gazi Osman Paşa Plevne Gazisi. Kahramanı. Gazi Osman Paşa. Senin acaba bilmiyorum, kılın kıpırdadı mı o bina oradan yok olduğu zaman? Bir gecede gitti. Bir gecede giden şeyi siz bize söylüyorsunuz. Sizin kılınız kımıldadı mı? Abbas Bey gösterir misin? Hayatı bu adamın, hayatı bu. O kalın kitabı gösterir misin? Hayatı bu. Bu kitapların hepsi hayatı, hocalarımız yazdı. Şöyle söyleyeyim size. Onlar söyleyeyim. Yazdı da sen okudun mu? Sen okudun mu? Sen okudun mu? Bak o kitaplar bu alın görüntüsü. Orada yazıyor. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam, sizin kitabınızı okumadığımı açık yüreklilikle buradan söyleyebilirim milyonların önünde. Okuma şart değil. Sizin kitabınızı okumam şart değil, evet. Tabii. Ama hani İstanbul'la ilgili bir kitap okumam da gerekiyor. Onu da kabul ediyorum. Tabii hani ki. Burada size bir soru sorarken okumam gerekiyordu. Çok doğru bir şekilde bunu söylüyorum. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Evet, siz dediniz ya hani bir teyzeme gideyim, hani Safiye teyze git tuz alsın.
buyurunuz, küçük bir misal. Küçük bir örnekte. Ben de bu örnekleri acizane şu anda hani yazılar yazarken affınıza sığınarak söylüyorum. Elbette ki yazıyorum. Çünkü ben de eski kültürümü özlüyorum. Eski tarihimi özlüyorum. Ama dünya değişiyor, dünya dönüyor. Bunu biz buradan konuşarak dur diyemeyiz. Hayır, bak bir dakika. Dünya değişiyor derken biz de değişelim, dünyaya İstanbul uyalım. İstanbul da değişiyor, hayır, gelişiyor. Değişiyor mu? Ama her değişim iyi mi? Gerekiyor? İşte onu söylüyoruz her burada. Her değişim iyi olmayabilir ama insanların barınacak evlere de ihtiyacı var. E tamam, bize ev kurulsun. İstanbul'un içinde bak, biz yanlış yere gidiyoruz. İstanbul'un biz kültür ve tarih dokusu içinde yapılan şeylerin yanlışlığından bahsediyoruz. Kurulacaksa 39 tane ilçeye çıktık. Sabah başka bir ilçe, sabah akşam başka bir ilçe. Yatıp kalkıyoruz, başka ilçeden evet, çıkıyoruz. Ferdun hocama bir soru var. Fatih öldü mü, öldürüldü mü diyorlar hocam. Evet. Adam... Allah'a şükür döndük bire, evet, nereden nereye ya. Hani 600 yıl sonra biz bunu tekrar... Abdülaziz'i de bilmiyoruz ki zaten, Fatih'i bilelim. Yani bu evet, konuda da çok büyük tartışmalar var. Bakın Ferdun Hoca'dan. Şimdi tabii çok anlatılacak Fatih ve İstanbul üzerine konular var. Yani bu meseleden biz çıkamayız. Deminden beri tartışıyoruz konuları. %100 kanıtlayamayacağım. Destek boş. Bu bambaşka bir yere doğru gider. Zor bir durum. Ama Fatih, yani biraz gene tarihe dönecek olursak şayet. Efendim, Fatih'in zehirlendi mi yoksa Ece'yle mi ifade ettiği konusu çok açık olarak belli değil. Bazı kaynaklarda bunu ima eden bir takım ibareler var. İşte meşhur bizim o dönemi anlatan tarihçimiz Aşık Paşazade tarihinde bir şiir halinde hekimlerin ona bir şerbet verdiği, o şerbetten sonra fenalaşıp vefatının vuku bulduğu belirtiliyor. Başka yerlerde de ben bunu söyledim. Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Bir Yahudi doktor. Hekim Yakupo diye birisi var, Yakup Paşa. Fakat şöyle bir durum var. O dönemdeki tıp o kadar çok ileri olmadığı için genellikle verilen şeyler, yani tedavi yöntemleri çok en başvurulan, sık başvurulan şey kan aldırmak. En ufak bir hastalık olsa kan aldırılıyor. Hacamat yapılıyor yani. Evet. Her hastalığın çaresi o görülüyor. Kan aldırmak her hastalığın çaresi olamaz. Bu bir. İkincisi başka bir durumda cıva. Hafif hafif cıva veriyorlar. Şimdi cıva insanı ne yapar? Mesela Napolyon'da da aynı şey biliyorsunuz, tespit edildi. Cıva falan zehirlendi dediler. Halbuki öyle değil yani. Yapılan tespitler sonunda kendi tedavi amaçlı aldığı anlaşıldı. Tabii. Yani bu gibi durumlar var. Ama o dönem dünyası, Orta Çağ İtalya'sı bu zehir hususunda son derece ustadır. Onu da söyleyelim. Ve o dünyada çeşitli şekillerde insanı yavaş yavaş öldüren, ani öldüren bir takım zehirler var. Ama ona karşı alınan tedbirler de var, hiç şüphe yok ki. Fatih'in hastalığı çok artmıştı aslında. Yaşı da ilerlemiş vaziyetteydi. Ve son dönemlerinde hayli sıkıntılı idi, o anlaşılıyor. Nikris deniyor. Nikris öldürücü bir hastalık değil aslında. Evet. Yani bu ayakların şişmesiyle beraber çok taciz edecek. Kanuni de aynı hastalıktan muzdarip. Şişiyor idi. Biraz moral şişiyor, yok, yürüyemiyorlar falan. Çok acı verici bir hastalık. Evet. Mesela Kanuni bunu aşağı yukarı 1550'den itibaren 10 küsur yıl falan daha da fazla çekti hastalığı. Hürrem'den ama ölümü ondan dolayı değil tabii. Evet. Başka bir şey. Doktorlara ben konuştum, sordum. Bu çok öldürücü bir hastalık olmadığını ama taciz edici, insanı izac edici bir hastalık diyelim. Evet. Öyle bir hastalık. Dolayısıyla bu husus tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Evet, sizden alırız. Merhabalar. Gizem Şimşek ben. Tarih 2. sınıf öğrencisiyim. Tarih? 2. sınıf. Tarih okuyorum. Ayasofya üzerine uzun uzun konuştuk. Hepiniz teker teker Ayasofya'nın ne kadar muhteşem olduğunu söylediniz. Övdünüz ki gerçekten bizim için de öyle. Ayasofya bildiğiniz gibi şu anda müze, cami değil. Ki Ayasofya İstanbul'un alınmasındaki en büyük fetih alametidir. Bunu da herkes bilir. Ve ben insanların Ayasofya konusunda gerçekten çok tepkili olduğunu düşünüyorum ki imzalar toplanıyor, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına çeşitli mektuplar yollanıyor. Ama hiçbir şekilde Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi konusunda bir şey söylenmiyor insanlar. Ve bunu isteyen gerçekten milyonlarca insan var. Peki siz ne düşünüyorsunuz Ayasofya'nın müze ya da cami olması konusunda? Ben mi? Yani Ayasofya müze olarak kalmalı bence. Çünkü o 900 küsür sene bir kilise, baş kilise, 400 küsür yıl payitaht camisi olarak kullanılmış çok önemli bir eser. Ben tabii onun mimari yapısı ve tarihi kurgusuna bakıyorum, anılarına bakıyorum. Yani onunla konuşuyorum. Beni ilgilendiren tarafı bu. Yoksa üstünde haç olsun, alem olsun, o konuları açtım. Benim kulvarımın dışındadır onlar. Çünkü
Bu bir hizmetse Atatürk'ün doğru kararıyla 1935'te camiye çevrilmesi, müzeye çevrilmesi bence çok yerinde bir karar. Yani ortak bir paydı da terazi böyle dengede dursun diye. Ama tabii ki olabilir yani Yunanistan isteyebilir, tepede haç olsun, biz isteyebiliriz. İsteklerin hepsinin tartışılması gerekir ama hepsinin uygulanması gerekmez yani bunları biliyoruz. Yani bu şekilde baktığımız zaman eğer bir puan oylama gerekiyorsa ben müze olarak kalmasında taraftarım. Ahmet Bey, çünkü benim için içini her daim gezmek, rahatlıkla gezebilmek çok önemli. Çünkü onu milimetrik bazda incelediği zaman dünyada hakikaten eşi olmadığını, 1500 yıl önceki teknolojiyle yapılan bu eserin nasıl dünyada tek olduğunu işte görüyorsunuz kuyrukları önünde. Şu anda Türkiye'de en çok ziyaret edilen o, ikinci Topkapı, üçüncü Mevlana'dır Konya'da. Bu üç müzenin milyonlarca lira geliri var, kazandırıyor ve popülaritemizi arttırıyor. Bunun neden ilk olduğunu söyleyeyim. Bir kare mekan, harimin üzerinde yuvarlak bir kubbe tektir dünyada. Ve o günkü teknolojiyi düşünün. Bakın bu elle yapılmış 5 yılda. Sadece bunu düşündüğünüz zaman ki, bak ben bunu da parantez içinde söylüyorum. Bugünkü Ayasofya kat'i suretli Ayasofya değildir. Yani o görkemli Ayasofya değildir. Onun biz enkazını şu anda sergiliyoruz ama o bile titretmeye devam ediyor heyecandan bütün dünyayı. Normalde zaten yani bu fetihten sonra Gizem dediği gibi aslında fetih alameti olarak şehir en büyük katedralinin sembolik olarak camiye çevrilmesi bir gelenek idi. Fethedilen. Yani bu geleneği tabii sürdürdüler. Tabii o dönemin anlayışına göre içinde freskler olduğu için onlar kapatıldı, mozaikler vesaire resimler olduğundan dolayı ve cami olarak kullanıldı. Aslında bugün de bir bölümü cami olarak kullanılıyor Ayasofya'nın. Yani bir problem yok aslında yani öyle tabii. Bir bakarsanız bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. İçindeki freskler dolayısıyla da oranın tarihi kültürel bir önemi de var. Şimdi o bölgenin tekrar cami yapıldığında galiba o freskler veya tarihi dokunu olmuş bilmiyorum. Tabii öyle bir sıkıntılar var. Tarihi müzesi de aynı şey. Daha korkunç bir şey söyleyeyim ben durum size. Durum söz konusu. Bir zamanlar orada Ayasofya, gittiniz mi Ayasofya hiç? Ayasofya böyle dönerek çıkar ya merdivenler. Orada Türk filmi çektiler. Cüneyt Arkın At Sırtın tabii. Yani bakın işte asıl problem bu. Yani deminden beri konuştuğumuz konu bu. Gelişmek, gelişmeye karşı çıkmak değil söylediğimiz şey. Gelişme olacak arkadaşlar. Ama sizin elinizde böyle bir hazine var. Eşsiz bir hazine var. Siz burada Türk filmi çekiyorsunuz. Atla. Bu katliamdır. Anlatmak istediğim şey bu. Bakın bu topraklar bize 200 bin yıllık bir medeniyet sunuyor. Bu topraklar. Bu topraklarda yaşadığımız için diyor ki toprak 200 bin yıl. Bakın ilk kez ilk tapınak, ilk tapınaklardan biri Urfa'da Göbekli Tepe'de bulundu. 11.500 yıl önce. Dünyada yok. Dünyada böyle bir şey yok. Din kavramı üzerinde, yok. Üzerinde orası haç. Pagan dönemin hacı. Yani o zaman insanlar pagan bir kültüre inanıyorlar ve oraya gelip hac ibadetini yapıyorlar. Bütün bunlar bizde var. Bakın Hristiyanlığın üç büyük kenti vardır. Kudüs, Antakya, Edesa, Urfa. İkisi bizde. Yani şimdi bunlara sahip çıkılsa, bunlar anlatılsa biz sadece turizmden gelişme dediniz ya, gelişme diyoruz ya, turizmden bu gelişmenin kaynaklarını alır. Ama buna sahip çıkmazsak biz bu müthiş zenginliği, müthiş mücevheri reddedersek herhangi bir gelişme olmuyor. Ya kendi işte Süleymaniye değil mi? Yahut Selimiye bunların hepsi muhteşem. Biz bunları korumaktan aciziz. Ya ondan sonra gelip de burayı korumadan bunu cami yapmak, bunun farkına varmadan ileri sürülen bir şey bence. O değeri koruyalım. O değeri korumak bundan çok daha önemli. Bunun cami yapsak yine korumayız onu da söyleyeyim daha rezil bir şey olur. Ya ben inanmıyorum. Ama işte bu tartışmayı yapmadan önce ben İstanbul'un yedi tepesini biliyor muyum ve onları gezdim mi diye bir soruyu kendine sorması lazım. Evet, İstanbul'un yedi yani tepesi. Yani onları bilmeden kalkıp da böyle tartışmalara tabii gir ama. Önce ödevini yap. Ödevimizi iyi çalışmamız lazım. Evet sevgili izleyenler, gerçekten İstanbul'un yedi tepesi hangisi? Biz bir reklam arası vereceğiz. Onu düşünün bu arada. Çünkü İstanbul'un yedi tepesini bilen biz sokağa çıktık, sorduk, İstanbul'u sorduk. Biraz sonra çok ilginç röportajlar izleyeceksiniz. İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'u hiç tanımıyoruz diyenlerin sayısı o kadar fazlasıydı ki. Ve sizleri bir yarım saat daha tutacağız ve günümüze geleceğiz. Taksim Gezi Parkı'nda neler oluyor? İstanbul'un diğer semtlerinde neler oluyor? Bu AVM'ler nereye kadar gidecek? Bu gökdelenler nereye kadar gidecek? İstanbul daha ne kadar değişecek sorularına cevap arayacağız. Ama az sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda.
uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan şıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Evet sevgili izleyenler, İstanbul'u konuşuyoruz. 29 Mayıs Üniversitesi'nde, 29 Mayıs Üniversitesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı'nın yaptığı bir üniversite. İbrahim Kafi Dönmez hocamızdan, rektör hocamızdan az sonra üniversiteyle ilgili bilgi alacağız. Detayları o anlatacak. Şeyhburnu'nda bir üniversite. Reklamlara girmeden önce İstanbul'u konuşacağız. İstanbullular İstanbul hakkında ne düşünüyor diye o görüntüleri geçeceğiz ama ondan önce ben İstanbul'u, Yedi Tepesi'ni sayacak bir öğrenci arkadaş arıyorum. Yedi Tepesi'ni bilenler var mı? İstanbul'da Yedi Tepeli bir kent denir İstanbul. Bu Yedi Tepe'yi sayacak arkadaş var mı? Ve burada İstanbul zorunlu ders olarak da okutuluyor. Bir, iki, bir hemen mikrofon. Evet, yedi tane İstanbul'un Yedi Tepesi'ni sevgili izleyenler siz de düşünün, size de soracağız biraz sonra. Evet, say bakalım. Şunu demek istiyorum. İstanbul'un Yedi Tepesi sur içindedir ve bu bir şehir efsanesidir. Yedi Tepeli şehirlerdir. Bunu tek tek saymanın bir mantığı yok. Say yine. O zaman İstanbul'u konuşmanın ne mantığı var? Biz boş yere burada tartışma yapıyoruz. Osman var mı İstanbul? Trabzon'u konuşalım diyor herhalde. İstanbul'un Yedi Tepesi'ni sayacak. Evet, bakalım İstanbullular İstanbul hakkında ne düşünüyor? Ona bir bakalım. İstanbul deyince. Sayacak arkadaşlar. Evet, buyurun sizden dinleyelim o zaman. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben hazırlık sınıfıyım. İstanbul derslerim yok şu anda. Almadım. Almadın. Ama alsan sen de bilmiyor olurdun herhalde. Bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Topkapı Sarayı Tepesi. Çemberli Taş Tepesi var. Ne? Bir dakika, ondan pardon. Sonra Beyazıt. Bir dakika. Tamam. Beyazıt, Fatih. Kopya çekiyorsun sanki bir yerden. Biler gibi de bu arada internet açtınız herhalde. Hala oradan bakıyor. Edirne Kapı ve Koca Mustafa Paşa olarak Yedi Tepesi var. Bu tepelerde de semtler var. Çamlıca, Alemdağ gibi bir sürü semtlerimiz hani olarak belirlenmiştir. Onlar başka yerde Çamlıca. Hani bu... Tamam neyse. Doğrusu şu. Ceylan Tepe, Nakkaş Tepe, Nur Tepe, Çelik Tepe. Ben İstanbul dersine girmediğimi söyledim. Sadece bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Ama gene de bakmadan söylerse daha iyi. Kopya çektin oradan. Kopya bir yandan çektim. Bakıyorsun, bir yandan şey yapıyorsun. Sonuçta oraya yazmış olmam da olsun, bir şey. Olsun, yine iyi. Yazdığı şeyi insan hatırlar. Evet, sevgili izleyenler, bakalım İstanbul'a, İstanbul hakkında ne düşünmüş? Şimdi ona bir bakalım. Nedir İstanbul? İstanbul özgürlüktür. Candır. İstanbul kalabalıktır. Aşk şehri. Coşkulu ve güzel. Eğlenceli. Ekmek. Sadece Boğaz manzarası için bile yaşarım yani. Hem güzel hem yorucu. Vapurla gezme. Pek yaşanmaz. Neden? Çok pahalı. Ya insanları beğenmiyorum ben. İstanbul İstanbul da. Eskiden güzeldi. Şimdi binalar oldu, çirkin oldu. İstediğim balık çıkıyordu Marmara. 72'den beri İstanbul'dayım. Gözümün önünde değişti ve çirkinleşti. Aşırı kalabalık. Yürüyecek yol yok. Hollanda mı İstanbul mu? İstanbul. Nesini beğendiniz İstanbul'da? Bilmiyorum, kalabalık şehir hoşuma gidiyor. Eskiden çöplüktü, şimdi güzel. Ne ağaç kaldı ne bir şey kaldı. Ben İstanbul'un insanlarına aşığım zaten. İstanbul ya yaşanılacak yer ama bir yandan da yaşanılmayacak yer ya. Bilmiyorum ki çok farklı ya. Yürümeyi öğrenen İstanbul'da. Çok göç var. Gezilecek yer. Yaşanacak yer değil. Ben doğuma bir bur olduğum için bana uymuyor. İstanbul uymuyor bana. Mutluluk. Yani ben trafiğini bile çok seviyorum İstanbul'u. Why did you come to Istanbul? Because it's a mixture of everything. Oriental. That's the word. Boğazı güzel. Her yeri güzel. Ben ilk defa geliyorum. Çok beğendim. İstanbul'un boğazı muhteşem. Balık ekmek muhteşem. Şu anda çok kötü İstanbul. Eski İstanbul nerede bizim zamanımızdaki? Nasıl buluyorsunuz İstanbul'u? Berbat. Nesi berbat? Her şeyi. Benim gibi doğa mimi olsaydın ne olduğunu daha iyi bilirdin. İstanbul'u beğenmemek için insanın gözünün kör bile olsa
aldığın havayla yeter ya. Ne? İstanbul böyle bir İstanbul. Rezillik bir İstanbul. Başka bir şey yok. Nereden geldiniz beyefendi? Rize. Rize'de yaşamak ister miydiniz? Tabii. Tarih eserlerini seviyorum. Kendisini seviyorum. Havasını, suyunu. Sence İstanbul mega köy mü, mega kent mi? Mega kent. Kesinlikle. Mega köy. İkisinin arasında. Mega kasaba. 2020 İstanbul Olimpiyatları olmalı mı sizce? Olmamalı. Neden? Yapamayız biz onu, beceremeyiz, halledemeyiz. Tokyo'nun olması daha iyi. Hem siyasi bakımdan, hem kültürel bakımdan, hem ekonomik bakımdan. Tabii ki olimpiyat tabii ki faydalı bir şey. İyi olur, reklamımız olur, turist çok gelir. İstanbul'a 3. köprü, 3. havaalanı, Kanal İstanbul, ne düşünüyorsunuz? İstanbul'u betonlaştırıyoruz. Yani yeşil hiçbir şeyimiz kalmıyor. 3. köprüye gerek var mı? Deniz yollarımız var. Tren istasyonları, trenleri kaldırıyoruz ama köprü yapıyoruz. Ya 3. köprüyü evet de Kanal İstanbul biraz şey geliyor yani, biraz hayal gibi geliyor sanki. Evet sevgili izleyenler, sizden sorular yağıyor. Gerçekten de sorular yağıyor. O soruları azar azar kısa kısa paylaşmak istiyoruz. Sizleri daha fazla uykusuz da bırakmak istemiyoruz. Yarın ben de sabahın ilk uçağıyla Karadeniz yolcusuyum. Ben de buradan önce Trabzon, sonra Rize'ye gideceğim ama İstanbul'u konuşmaya da devam edeceğiz. Israrla gelen sorular, biraz İstanbul'la ilgili o kadar çok enteresan şeyler var ki. İstanbul hayranı olan bu 3 konuğumuz İstanbul'da olmazsa olmaz mutlaka gezilmesi gereken 3 tane yer saysalar ne sayar? Yerlerdi diyor. Feridun Hocam'dan başlayalım. Ben kesinlikle Suriçi Tarihi Yarımada derim. Tamamı. Tarihi Yarımada'nın tümü. Tamam. Evet hocam. Her ne kadar surlar berbatsa da surların içinde dolaşmak çok hoşuma gidiyor. Korkuyu göze alıyorum açıkçası ama benim üçü bir yerde dediğim bir kolyem var. Kuzey Yarımada, yani Ayvansaray, Balat, Fener. Hayvansaray, Balat. Bu üçleme çok hoşuma gider. Yani evet. Her zaman. Ahmet Hocam, de bu üçü başlar. Ahmet Ümit mutlaka Çemberli Taş diyecektir de. Niye Çemberli Taş? Yok ya, ben şimdi hocalarım söyledi. Tarihi Yarımada'yı konuştuk. Tarihi Yarımada zaten yani mutlaka görülmesi gereken yerler. Yani orası Zeyrek, mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Mesela hocam bahsetme. Sen Küçük Ayasofya seversin. Küçük Ayasofya'yı çok severim aşağıya. Ama bence asıl, yani başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bebek. Bebek. Boğaz. Boğaz'ın karşı tarafları. Ve tabii adalar, oraları da unutmayalım. Yani İstanbul deyince tabii geniş bir coğrafya. Adaya gittiğinizde bir saatlik bir yol birdenbire bambaşka bir coğrafyayla, bambaşka bir iklimle karşıya kalıyorsunuz. İstanbul adalar deyince sadece adam. Sadece bakın, tarihi değil İstanbul'un. Yani bu kadar vahşice saldırmamıza rağmen hala doğasını koruyan şehirlerden biri de burasıdır yani. Bu böyle bir doğa yok ki. Bir de şey var, mesela Ayvansaray diyorum ya, orayı böyle sokak sokak bildiğim için söylüyorum. Gözünüzü kapatmadan, kulaklarınızı kapatın dışarıdaki mekanik seslere. Yollardaki asfaltları görmeyin. O asfalt çok çirkin zaten. Kendinizi 16. yüzyılda hissedebileceğiniz hala sokaklar var. Yani oralarda hala böyle dokuların olduğu, mesela Molla Aşkı. Özellikle tavsiye ederim. Pek yabancı gelir size bu kelime. Molla Aşkı'nın bir seyir manzarası var ki Pierre Loti'yi tahtından indirebilir. Balat'ın sırtlarından bahsediyorum. Yani bütün Galata, Üsküdar, Haliç, Tarihi Yarımada'nın neredeyse 1/4'ünü gören bir manzara terası vardır. Molla Aşkı de Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği şairlerden biridir. Pek şairler onu sevmezdi ama Fatih severdi, gariptir. Onun orada küçük bir camisi var, 1450'lerden kalma. Çok berbat bir durumdaydı. Yakın tarihlerde orada bir park yapıldı. Belediye, şu andaki belediyenin çalışmalarını çok takdir ediyorum. Yani ben partiler üstü bir görüşe sahip olduğum için hiç beni ilgilendirmiyor bu bakış. Hizmet kim yapıyor, ben ona bakarım. Eski derbeder dokuyu düzeltmek için çalışılıyor en azından şu aşamada. Yani o Süleymaniye'nin şu anda yıkıntı halindeki çöküntü arazisini düzeltip orada yeni bir doku oluşturmaya çalışmak bence iyi bir çalışma. Çünkü dehşet kötü. Yani orayı hakikaten yarın gidin bakın. Yani orada bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz görüntülere inanamayacaksınız. Bu nasıl bir tarihi yarımada diye. İşte o güzellikleri görmek için oralara gitmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Hayvansaray, Balat, Fener, Çemberli Taş'a biraz girmek istiyorum. Çemberli Taş'ın altında çok şeyler olduğu söyleniyor. Doğru mu? Kutsal Kazi'den Hazreti İsa'nın çarmıha derildi. Şimdi, on binlerce insan ya da dünyanın merkezi orasıdır diyenler de var. Çemberli Taş'ın önemi tabii şuradan geliyor. Ona bir bakmak lazım. Yani Çemberli Taş'ı gidip gören var mı? Önünden hızlı tramvay geçiyor, zaten göreceksin mecburen. Tramvayı da görmüşlerdir o kadar. Tramvay önünde durak var. Hikayesini bilen var mı? Nereden geldi, niye geldi? Hikayesini bilen var mı?
Hocam 5 ders daha koyun bunlara İstanbul dersi. 20, hani herhangi bir üniversite öğrencileri bilmeyebilir ama 29 Mayıs olan bir üniversitenin öğrencileri, adı 29 Mayıs olan üniversitenin öğrencileri bilmesi gerekir bunları. Şimdi biraz anlatalım evet, mı? Evet, anlatalım. Şimdi aslında Çemberlitaş'ın orijinal ismi Konstantin Sütunu. Şimdi neden dikilmiş? 57 metre orijinali. Bu dikilme nedeni Büyük Konstantin'in, Roma İmparatoru, Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden alıp, neye Roma deniyor o zaman? Bugünkü bizim İstanbul dediğimiz şehre getirmesi. Başkent olma şerefine 57 metrelik o sütun dikiliyor. Sütunun tepesine de kendi heykelini dikiyor ama aynı zamanda bu bir Apollon heykeli gibi. Ve enteresan bir şeyden söz ediliyor. Kafasında 7 tane ışık saçan bir taç var. 7 ışık belki 7 tepeli olmaktan kaynaklanıyor. Çünkü imparatorluğun başkentleri Roma İmparatorluğu'nun Roma'da 7 tepeli bir şehir. Biraz bununla ilgili. Konstantin'in annesi ilk Hristiyanlardan. O dönem Roma İmparatorluğu pagan kültür. Anne Hristiyanlığı seçiyor ve Roma İmparatorluğu Kudüs'e kadar gittiği için Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi, oradaki çiviler, oradaki tahtalar, Hazreti İsa'ya ait bazı eşyaların getirildiğini ve bu sütunun dibine gömüldüğünü, oradaki gizli bir odaya gömüldüğünden söz ediliyor. Ama şeyle ilgili bir efsanemiz var. İstanbul'un fethiyle ilgili bir efsanemiz var. O fetihte efsane şöyle. Evet, belki birileri şehre girebilir. Yine korkmayın. Ta ki bunlar Konstantin sütununa kadar gelirler. Konstantin sütununa geldikleri zaman orada bir melek kılıçlanacak ve fete gelenlerin hepsini önüne katıp kovalayacak. O yüzden fetih olduğu zaman herkes Ayasofya'da o tarafa doğru çekiliyor ki sütunun altından bir melek çıkacak, ilahi kılıcını çekecek ve onlara göre kafirleri sürecek. Böyle de bir efsanesi olan bir yerdir. Ama altı boş. Altının bende krokileri, resimleri var. Osmanlılar da bir kuyu açmış. O da var. Altında bir oda var. Yani rölik odası bu. Bir yani oda biz, var yani. Tabii ki. Birkaç oda var. Niye yapılmış? Ama orası yani sütun boşu boşuna bir yere. Şirado meydanı. Yani bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi düşünürseniz. Konstantinopolis'in merkezi orası ya. Senato meydanı. Hmm. O beyaz elbiseli elbiseleriyle senatörler çıkıyor ellerinde rulolar. Agora gibi orası yani. Orası bir agora. Şey Konstantin yani. Meydanı. Tabii. Biz orayı tavuk pazarı ve esir pazarı olarak kullanmıştık daha sonra. Esirler orada satılırdı esir alanında ve tavuk pazarıydı orası. Yani hiçbir şey kalmadı ve etrafı ucube binalarla doludur bugün işte. Yine aynı konuya geldik. Bak Konstantin Sütunu'nun önünde hızlı tramvay durağı olur mu? Yani Sultanahmet'ten Beyazıt'a yürü efendim. Divan yolundan. Orada durmayıver. Orada durması teknolojik olarak da hatalı. Binaya sürtünüyor şeye, sütuna neredeyse ve sarsıntı yapıyor. Altında dehlizler var. Ha, Abbas Bey şunu sorabiliriz. Niye dehlizleri biz göremiyoruz? Şeyi görebiliyor musun peki? Hipodromun altının da boş olduğunu bilin. Onun altında... Tarihi hipodrom şu anda nerede? Tarihi hipodromun olduğu yerde ne var? Şu anda Sultanahmet Meydanı'ndan şeye, Küçük Ayasofya'ya doğru uzanan bir gemi provası, bir kıçı gibi. O onun altı vahşi hayvan kapısının olduğu yerler. Yani, cami için İçinde su sarnıçları var. Yani koridorlar var. Yere batan sarayın içinde ben çocukken sandalla geziyordum. 10 kuruşa sandalla gezerdik içinde. Tur atardık sütunların arasında. Yani böyle bir de şeyi var. Nostaljik bir dokusu vardır içinde. Eski kapalı mekanları gezemiyoruz. Ben geçen hafta Mimar Sinan Üniversitesi'ndeki dersimden çıktıktan sonra öğrencileri toplayıp oraya getirdim. Hocam biz yerin üstü tamam da yerin altını bu kadar bilmiyorduk zengin. Her mağazanın, her evin altında neredeyse bir dehliz, bir hazine, sarnıç. Yani evin bahçesinden kovasını sarkıtıp bir yerden kuyudan su çektim zannederdi Osmanlı. Aslında sarnıçtan çekiyor. Yani altı sarnıç, binbir direk öyleydi keza. Yani şehrin altı hep yedek depo, su deposu. Altı üstünde zengindir aslında. Böyle bir ağ gibi koridorlar, yollar. Bir yol buldum yeraltı ile ilgili. Hatta birkaç yol. Şimdi hepsini söylemek, şimdi oralara gider keşfedersiniz, içeride kaybolursunuz aman aman. Bir tanesi Fener Sırtları'nda Azize Maria, Moğolların Meryem'i Kilisesi'nin içinde bana papaz kendisi gösterdi. Alt kata indik, mahzen gibi, serin böyle bir yaz havasında, buzdolabı gibi içi. Biraz ilerledik, işte buradan gidersen dedi, Ayasofya'ya kadar gidersin dedi, Fener'den. Bir şey daha söyleyeyim dedi, nedir dedim, heyecanlandım. At sırtında. Giderdim. At sırtında diyor. Aynı öyle bir deliydi. Sur dışında Silivri Kapı'da Abdi İpek Spor Salonu'nun yanında bir şey var. Balıklı Kilisesi var.
mezarlığına da. Oraya da girdiğimde ışıklandırılmış bir deviz. Papaz ışıklandırmış orayı. Aynı şekilde orada da bana söyledi. Buradan da bir kaçış yolu olarak şehrin altından giden yollar olduğu belli. Ben birkaç tanesini gördüm ama 10 metre gittikten sonra bitti. Niye? Çünkü yeraltı suları, zaman içindeki depremler, çöküntüler onları bitirdi. Fetih'te yeraltı savaşları oldu. Evet, Feridun Hocam. Oradan kalma izler de var. Yeraltı savaşları. Yine bir tartışma. Belli ki biz Yavuz Sultan Selim'i çok tartışacağız. Yavuz Sultan Selim deyince bir görüntü vardı. Küpeli görüntü. Ha, evet, biraz evet. Önce onu ekrana vermiştik evet. Ama çok sayıda tepki geldi. Yavuz Sultan Selim'in değil o görüntü. Doğru, başkasının. Doğru. Yavuz Sultan Selim'in bildiğimiz bir görüntüsü var mı? O görüntü bugüne kadar tarih kitaplarında öyle da o küpeli maalesef, o görüntü de bir daha gelirse bu görüntü evet. Mü Yavuz Sultan Selim? Hayır bu Yavuz Sultan Selim değil. Yani bu Yavuz Sultan Selim ama yıllardır hep evet, kitaplarda da bu var. Ders kitaplarında hep yer aldığı bilir. İçin evet. Herkesin zihni ve gözü buna alıştı. Ondan dolayı hep Yavuz Sultan Selim diye bunu gösterirler. Bu Yavuz Sultan Selim'le alakası yok. Üstelik başındaki de zaten Taci Haydari dediğimiz tür başlık. Bunun için Şah İsmail diyenler var. Çünkü çok aynı benziyor. Bir de bir o dönemde bir Safevi elçisi var. Onun galiba resminden uyarlama bir şey oldu. İleri sürülüyor. Yani bu resmin Yavuz Sultan Selim'le hiçbir alakası yok. Zaten kullandığı da küpesi yoktu. Böyle bir şey yok yani. O dönemde küpe? Hayır, küpe yok. Yoktu. Kesinlikle yok. Çok tartışılan ve sizin de üzerinde çok durduğunuz konu Fatih gemileri o dönemde karadan yürüterek İstanbul'u fethetti. O dönem için müthiş bir şeydi ve bu sayede İstanbul'u fethetti deniliyor. Bu nedir hocam? O bir şehir efsanesi mi, gerçek mi, yoksa İstanbul'un fethinde çok önemli kilit nokta o muydu, yoksa diğer strateji mi? Çok önemli kilit noktası mıdır? O biraz şüpheli. Fakat böyle bir olayın olduğu çok açıktır. Çünkü hem şehrin içerisinde bizatihi görenler var. İşte Barbaro gibi, efendim başka Sakızlı Leonor'da gibi şehrin içerisinde bulunup da yazanlar ve aynı zamanda da Osmanlı tarafına baktığınızda oradaki tarihçiler de aynı olayı yazıyorlar. Tursun Bey gibi mesela, evet. Aşık Paşazade gibi tarihçiler. Bunlar o savaşa kuşatmaya katıldılar. Sadece yeri konusunda bir tartışma. Buradaki sıkıntı şu, nereden çekildi, nereye çekildi? Ve güzergah itibariyle nasıl bunu yorumlayabiliriz? Bir gecede mi çekildi meselesi? Bir kere kat'i surette o kadar gemiyi siz bir tane kayığı bile bir gecede bir yerden bir yere çekemezsiniz. Mümkün değil. Belki denizde bu kayık çekenleri gördünüz mü bilmiyorum. Ben şu anda çocuğum. Görüntü de var. İstanbul'a evet. Geldi dediğiniz çok, gibi. Çok zordur. Yani böyle çekmek bugün imkanıyla yapamazsınız bu işi. Bir tepeler, mümkün değil. Yani. Mümkün tamam, değil. Hele, ama hep bize anlatıldı. Hele, Bizans sabah bir kalktı gemiler arkada. Tamam onu öyle ama hele Tophane'den çekilmesi bu daha da mümkün olmayan bir şey. Muhtemelen çok daha ileride. Benim tespitlerime göre aslında daha Rumeli Hisarı yapılırken daha önceden planlanmış bir şey bu. Daha Rumeli Hisarı yapılırken bunun planını yapmış Fatih. Bunun planlarını hazırlamış. Hatta bir Yeniçeri var. Onun hatıratında çok açık olarak yazıyor. Rumeli Hisarı yapılırken diyor biraz ilerideki koyun içerisinde 30 tane gemi yapıldı diyor. Ve sonra bu gemiler yol düzeltildi diyor. Ve oradan yukarı doğru çekilerek diyor kademe kademe yavaş yavaş diyor aşağı indirilmek üzere hazırlandı diyor. Yani bu iş aşağı yukarı çok uzun süren bir iştir. Tabii onu birdenbire böyle bir şey tahmin etmek mümkün değil tabii. Dolayısıyla o surların üzerinden bunu gören Bizanslılar bunu sanki bir gecede indirilmiş gibi zannettiler. O koy dediğiniz 1. Ahmet'in doldurduğu Dolmabahçe koyu olabilir. Dolmabahçe olabilir. Beşiktaş evet. Fulya civarında olabilir. Çünkü orada bir dere olduğu zannediliyor. Evet. Dereden Fulya itibaren deresi. Olduğu düşünülüyor. Yaygın görüş vaktiyle şeydi zaten. Dolmabahçe'dir. Orasıydı. Hatta çünkü, bugünkü ismi de Kadırgalar evet, yokuşudur. Çifte sütunlar anahtar cümledir. Çifte sütunların nerede olduğunu bilemiyoruz gerçi tam olarak. Ama bunun Beşiktaş civarında olduğu doğru, zannediliyor. Evet. Yani Tophane ihtimal dışıdır Tophane. Bence de öyle. Kadırgalar yokuşu yani Dolmabahçe'de Maçka'ya çıkan yokuş aşağı yukarı. Yani bir de şöyle bir durum var onu hemen evet, kısaca söyleyeyim. Bu arada kameralar alırsa evet. Gerçek evet. Yavuz Sultan Selim şu deniyor. Bu mu acaba? Böyle. O da çok stilize edilmiş bir resim. Aslında o 1530'larda yapılmış olan bir minyatür var. Ben Yavuz Sultan Selim kitabında özellikle bunu bütün o minyatürleri koydum. Oradaki yani en otantik olan görüntüler orada minyatürde de vardır.
Evet. O minyatür bize açık olarak fikir veriyor. Yavuz Sultan Selim kitabından bulalım. Sonunda var. Çünkü evet. Görüntü konusunda tabii da görünen o ki epey bir tartışma olacak. Evet. O muydu, bu muydu? Fatih Sultan Mehmet'in görüntüsü doğru mu? Fatih Sultan Mehmet'in Belin'in çizdiği zannediyorum resim var. Çizilen, Belin'i çizdiyse tam çizmiş. At üstünde olan değil. Sinan Çelebi'nin var. Çok güzel bir resmi. Sinan Çelebi'nin. Bu Belin'inden uyarlama. Uyarlama bu. Belin'in değil. Ama bu. Tam orijinal Belin'i değil bu. Ondan uyarlama ama asıl Sinan Çelebi'nin çizdiği çok güzel, çok güzel. Hafif şiş, evet. Hafif şişman son hali. Fotoğraf, o resmin orijinali şu anda nerede? Orijinali, evet. Topkapı Sarayı'nın çizdiği. O Londra'da. Londra'da. Evet. Nakkaş Süleyman'ınki şeyde. Nakkaş Sinan'ınki. Sinan'ınki Topkapı'da. Evet, öğrenci arkadaşlarımızdan soru alalım biraz sizden. Buyurun. Tarih 1. sınıf öğrencisiyim ben. Size soru, şimdi Ayasofya'dan bahsettik. Konumuz değişti ama ben bunu ısrarla söylemek istiyorum. Şimdi Ayasofya, açıkçası benim yaşımda müsait soracağım sorunun devamını getirmeye. Ayasofya kiliseydi, cami oldu. Cami de müze oldu. Sizce özellikle Ahmet Bey'e sorum, camiyken AVM'ye çevrilebilir mi? İnşallah çevirmezler. Yani sizin... Umarım çevirmezler. Yani sizin özür dilerim. Sizin bahsettiğiniz o melekler, Ayasofya'yı koruyacak olan melekler bir mağazanın indirim başlığı altında Ayasofya'dan çıkabilir mi? Allah korusun tabii ki. Keşke çıkmasa. Ama çıkabilir. Bakın size söyleyeyim. Bugün öyle bir şey var ki. Bugün kültürü yok edenler, kültür bir bütündür. Kültürü, Müslüman kültürü, Hristiyan kültürü, Yahudi kültürü, Pagan kültürü diye ayıramazsınız. Kültürü yok etmeye başlayınca bir süre sonra evet oradaki melekler elinde diş fırçasıyla çıkıp bu diş fırçası iyidir, Nike marka ayakkabı giyin, bilmem ne yapın diyebilir. İnanın bana diyebilir. O yüzden başından beri anlatmaya çalıştığımız şey bu. Kültür başka bir alandır. O kültürü koruyalım. O kültüre hiçbir şeyi bulaştırmayalım. Hocam yine sorular çok ilginç. Hakan Bulut diyor ki Osmanlı padişahların burunları neden hep eğri? İçe doğru bütün içe doğru diyor. Bütün portrelerde aynı burun yapısı. Sorarsanız sevinirim diyor. Karakteristik de. Hanedanın belki de en karakteristik vasfı öyle yani. Burunları hafif böyle biraz çengelimsi. Evet, evet yani. Karakteristik. Fatih gözü yani. De... Bugün torunlarının bazıları çok benziyor aslında. Çok benziyor. Evet, müthiş bir genetik evet, varmış yani. Evet. Bu kadar şeye çok rağmen baskın. Yabancı kadınlarla evlenmeye rağmen değişmemiş. İçerik burunlar. Bir siz İnönü Stadyumu'ndan hiç bahsetmediniz. İnönü Stadyumu Sivis Otel gibi diyor. O eski binalar. O da İstanbul'a hançer. Sivis Otel bir hatadır. İnönü Stadyumu? Ya İnönü Stadyumu'nda görüntü olarak bence hata. Yani bu şehrin içinde olmaması gereken... Yani İstanbul'un içine bugün edilmemiş. İçine, sadece. İçinde bilmem yapılması gereken şey. Mesela Sivis Otel Dolmabahçe'ye kullanıyor. Yani üstüne kayabilir yani. Bu kadar önemli ki. Tam sırtında. Asıl arkadaki Lenduha'ya ne diyorsun? Tabii ki o zaten tartışılıyor. Yani şimdi çivi çakılmazken boğaza bir bakıyoruz. Koca koca kuleler dikilmeye başladı. İşte Gazi Osman Paşa'nın yalısı nerede? Ya bir gecede yalı gider mi? Ben onun içine girdim. Bütün sınıflarda okul olarak kullanılıyordu. O tavanlarda kalem işleri falan hala duruyor. Gazi Osman Paşa'nın bir köşkü de şeydeydi. Serencebey sırtlarında. 40 odalıydı. Bakımını yapamıyorum. Yansa da kurtulsam dedi. 40 gün sonra yandı. Yani Gazi Osman Paşa böyle zengin, nüktedan bir paşa, Plevne Gazisi. Onun hatırasını taşıyan bir yalıyı yok ediyorsunuz. Yani orada bugün vinçler var. Çok acı. Yani Çırağan Oteli'nin bir ünitesi olan Galatasaray Üniversitesi yandı diye heyecan duyan, üzülen insanlar Süleymaniye'nin etrafındaki yıkıntı için ne kadar yürek çırpıntısı duyuyor. Sorun burada. Benim için anlatmak istediğim bu. Bir küçücük çeşme kalıntısıyla karşılaştığınız zaman duyduğunuz acıyı Süleymaniye'nin etrafında da duyuyorsanız, küçük büyük fark etmez. Bir tuğla taşı bile önemlidir. O bizim tapu senedimiz. Kültürümüzün tapu senedi. O bulduğunuz iskelette, oradaki taş kalıntısı da. Bakın Bahariye Caddesi'nde, altı yolda, Boğa'nın yukarısında, Köçeoğlu Hamamı'nın kapısı duruyor. Şöyle bir kemer, şık mağazanın önünde, kaldırımda böyle bir kemer kalıntısı. Yani onu orada yıksan kimse umursamaz bile ama orada en az bir hassasiyet göstermiş. Bak biz küçük bir kalıntıyı bile Abdülaziz'in arkadaşlarından biridir. Atlas Pasajı'nı Beyoğlu'nda yapan adam, onun konağı. O Köçeoğlu Hamamı'nın bir kalıntısını tarihi miras bir belge olarak koruyor. Yani köşe başında boynu bükük bir Osmanlı çeşmesinden Ayasofya'ya kadar her şey bizim tapu senedimizdir. Kültürümüzün tapu senedi. Burada küçük büyük ayrımı yoktur. Her şeyi koruyacaksın. Korumak gerekirken işte biz yıktık diye acı duyuyoruz hepimiz burada.
Evet, İstanbul'daki meydanlardan söz etmek istiyoruz. Taksim Meydanı'nın tarihten bugüne, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi bir kimliği, kişiliği var mıydı? Bugün ne yapılıyor Taksim'de? Taksim Meydanı İstanbul'un sonuydu biliyorsunuz. O Fransız Kültür Merkezi ve Maksim 1732'den kalan o Kuşevli Maksim çok güzeldir. 1. Mahmut zamanında. Oradan ötesi mezarlıktı. Mesela bugün AKM'nin mezarlık. Durduğu yer. Mezarlık. AKM'nin durduğu yer Grand Champ de Mort der. O zamanki Fransız diliyle büyük mezarlıktır. Hatta Türkler ona güneş girmez mezarlığı derlerdi. Şöyle ki ağaçların üstünden güneş dibe vurmuyor. O kadar karanlık. Güneş girmez mezarlığı. AKM'de. AKM'nin olduğu yerde. Tabii oradan gümüş suyuna kadar inen, Hilton Oteli'ne kadar yayılan bir büyük mezarlık. Peki büyük mezarlıksa küçüğü nerede? Demek bir küçüğü de var. Küçüğü de bugün Ferapalas. Şişhane, tepebaşı olan yer. Hatta Ferapalas'ın önündeki yolun adı da kabristan yoludur. Evliya Çelebi ailesiyle orada yatar. Hadi soruyorum. Evliya Çelebi'mizin mezarı nerede? Oradaydı. Daha kaçtı, daha nerede? Yandı bitti, kül oldu yani. Aynı nereden şey. Nereden öldüğünü bilmiyoruz. Yani. Mısır'da öldüğünü bilmiyoruz. Doğruya gömüldü derler ama mezarlara bile yani. Şimdi bakın, samimi söylüyorum. Bizim Osmanlı mezarları veya şimdi kültürümüze ait mezarlar, Karacaahmet dışında. Şöyle bir bakın, hep mezarlarımızdan biz de şikayet ederiz değil mi? Ne yolu vardır, taşlar eğiktir falan filan. Ben iki mezar taşına ilk girilip çamaşır asıldığını gördüm ya. Bir de gidin Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin arkasında bugün İngiliz toprağı olan İngiliz mezarlığını görün. İngiltere mezarlığı var. Kırım Savaşı'nda 1856'da ölen Florence Nightingale'in İstanbul'a gönüllü olarak gelip de kurtaramadığı hastaların topluca gömüldüğü 6000 ölünün yattığı mezarlığı bir görün. Kraliçe Victoria'nın anıtı ortada. İngiltere elçisinin kübik mezarı. Yani piknik yapılmasını isteyeceğiniz kadar böyle yemyeşil halı gibi oradaki bu bekçilerin parası da dışarıdan geliyor maaşları. İnanılmaz yani bir mezarlık ancak bu kadar güzel olabilir. Peki oradaki askeri kışlalar var. Yeni kışla vardı orada. Askeri kışla vardı. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin olduğu yerler falan daha sonra mı yapıldı? Bu kışla, kışla ön, şeyin Gezi olduğu Parkı'nın yer. Olduğu Gezi Parkı'nın olduğu yer yine eskiden de Gezi Parkı'nın daha olduğu yer. Kışla daha. Kışla de, ama bu Abdülaziz döneminde. İlk yapıldığı için 1812. Daha eski dönemlerden. Mahmut döneminde. O kışların olduğu yere futbol maçları falan Halil Paşa, yapılırdı. Topçu Halil Paşa yaptırdığı için Topçu Kışlası derler. Topçu Kışlası'nın yeniden yapılacağı gündeme geliyor. Yapılmalı mı, yapılmaması tartışmalı. Topçu Kışlası'nın orijinal resimleri var mı? Yayınlayacak mısınız onu? Çok güzeldir o. Yani mağribi bir ekoldür. Yani bizim ekolümüze benzemez ama bizim ekolle kaynaştırılmış. Güney Asya ekolü, Soğan Kubbe dediğimiz o Tac Mahal tipi kubbeleriyle harikulade bir ekliktir. Seçmeci üslup. Yani ondan bundan biraz alarak seçmeci dediğimiz eklikli üslupta yapılmış nefis bir kışlaydı. Ama o kışlanın en azından dört çeperi içinde bir tane cepheli korunabilirdi. O da Taksim otobüs duraklarından Divan Oteli'ne kadar giden o cadde boyunca uzanan hattıydı. O kışlanın en güzel yeri orasıydı. Onu koruyabilirdiniz bakın bugün bir müze, bir kütüphane olabilir. Konferanslar, etkinlikler ne kadar güzel bir tesis olabilirdi. Bir üniversite bile olabilirdi. O yok. Şimdi onun yerine taklidini yapmak bence yani taklit. Bir de o AVM olacaksa korkun. Şimdi asıl mesele orada... yeşil alanın yok edilmesi. Yani bana kalsa ve bu fırsat olsa... Mikrofonda bir sorun varmış galiba. Mikrofonu verirseniz oraya AVM yapılmayacak iddiaları da var. Yapılacak şimdi, iddiaları da var. Sayın şimdi AVM yapılması başı başına bir rezalet. Ama onun dışında bence... Yapılmayacağı söyleniyor. İnşallah yapılmaz. Çok mutlu oluruz. Asıl rezalet oradaki ağaçların kesilmesi. Çünkü bana kalırsa, yani şimdi bakın New York'ta Central Park var. Asıl yapılması gereken şey tam o Taksim'den başlayıp ta Mecidiyeköy'e kadar bir park oluşturması lazım orada. Bizim orada bir büyük park oluşturmamız lazım. Şimdi bakın gelişmeden bahsettik arkadaşlar. Bir yandan şehrin tarihinden bahsederken. Yıkınca da yıkın diyorsunuz. Ya, hayır ama Yeşil Park yapın canım. Yani orada ağaç dikin canım. Ağız. Orada tarihe bir şey yok ki. Radyo evi var. Yani iğrenç bir tane orada evi var. Harbi evi var. Orada Lendoha gibi dikmişler onu. O nasıl izin verilmiş o da belli. Bir tek radyo evi var. Onu da şimdi galiba yıkacaklar zaten. Hilton Oteli'ni yaptılar. Hepsi rezalet oranın. Yani orada hiçbir tarihi hiçbir şey yok. Beyoğlu gibi değil. Beyoğlu evet. Beyoğlu'nda sorun var. Ama oradan oraya kadar vurabilirsiniz ve yeşil alan yapmanız Ali lazım. Ali Sami Stadı mı yıkıldı? Onun yerine yapılsın. Niye yapılmıyor? Ali Sami'nin yerinde işte plazalar yapılıyor galiba. Plaza yapacaklar oraya da orada plaza yapılıyor. Yapacaklar. Yani bitmiyor. Ya böyle bir bilinç yok. Yani buraya bu insanlar yeşil alan yapalım. Çocuklarımız gitsinler. Park olsun. Parkta insanlar otursun. Böyle bir şey yok. Görür görmez diyor buraya bir AVM dikelim. Para gelsin, para gelsin, para gelsin. O para gözlerini ama doyuracak. Ama bir de şöyle bir şey var. Bilmiyorum yani. Hükümet...
yüksekten rahatsız. Yatay istiyor. Bir de öyle bir şey var. Yani başbakan yüksek açıkladı. Yüksek binalarda oturmayın dedi. Yatay binalarda. Evet, yatay bina. Bizim geleneğimiz o. Sokak dokusunda fevkani iki katlı binalar en fazla. Veya üç katlı paşa konakları. Daha fazlası yok. Keşke öyle olsa. Yani ama öyle istemesine olsa yani rağmen böyle bir şey gökdelenlere çıkması şaşırtıcı. Yani yeşillik ortadan kalkıyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani şehir demek park demektir. Çünkü o kadar çok beton var ki. Yani parklar olmalı. Yani şimdi mesela bu bölgede de. Düşünsene bir sürü üniversite var şurada. Burada parkların ortaya çıkması lazım. Yeşilliklerin ortaya çıkması lazım. Bu arkadaşlarımızın betonların arasında değil o parklarda oturmaları lazım. Derslerin orada çalışmaları lazım. Bu insanı rahatlatan bir şeydir. Böyle bir şehircilik anlayışı olabilir mi ya? Yani bu yok. Gelişme değil bu yani. Okul yapacak yer yok ama AVM yapmak için her yer açık. Tabii işte. Yani ben Milli Eğitim Müdürlerinden, bakanlarından çok duydum. İstanbul'da evet okul sıkıntısı var, okul yapmak istiyoruz, paramız da var ama yer bulamıyoruz diyorlar. Ya AVM'ciler nasıl buluyorsa siz de gidin öyle bulun diyorum. Ama işte AVM'nin karı çok yüksek. Hayır şimdi o eğitimin karı yok mu? O kadar. Yeşilin AVM karı yok mu? Yani bu konuda bir duyarlılığın yaratılması. İstanbul rant ve refah ekonomisi uğruna çok hırpalandı. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ya bir rant şeydi yani. Evet, soru alıyoruz. Bakalım buyurun. Merhaba, ben tarih hazırlık öğrencisiyim. İstanbul deyince mimariden bahsetmemek tabii ki mümkün olmuyor. Tarih bir şekilde konuşuluyor ama mimariden öteye de geçemiyoruz. Ben şu an gökdelenler, AVM'ler hep söz konusu. Bu arada terör çözümü var, akil insanlar. Ben bundan mimarinin de İstanbul'da aslında bir teröre dönüştüğünü düşünüyorum. Bu ya açıdan, da bir akil insanlar mı kuralım İstanbul'u kurtarmak için? Evet, ben böyle bir şey düşünür müsünüz? Tercih eder misiniz? Mimari açısından halkı bilinçlendirmek için bir akil insanlar heyeti kurulabilir mi? Kurulsa içinde yer alır mısınız? Evet, kurulsa siz içinde alır mısınız? Ya da kurulsa içinde şimdi terörle terör için toplanan akil insanlar kadar gereksiz insanlar olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Hayda. Sen illa bizi siyasete çekmek istiyorsun. Siyasete girmeyelim, İstanbul'u kurtaralım. çok soru var. Osmanlı padişahları niye hep yabancılarla evleniyordu, yabancı kadınlarla? İkincisi, niye kardeşlerini katlediyorlardı? Bu iki soruya, çünkü bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Hep şehir efsaneleri var. Doğrusunu en doğru kaynaklardan öğrenelim. Şimdi belli bir dönem sonra artık evlenecek bir kendi ayarlarında kimseyi bulamadılar açıkçası. Bir de öyle bakmak lazım. Çünkü bir dönem için evlilik meselesinde daha ziyade komşu Türkmen beyliklerinin veya komşu devletlerinin mesela Dulkadıroğlu'nun kızı gibi şeyin annesi Yavuz Sultan Selim'in annesi Dulkadır kızıdır mesela. Böyle evlilikler yapılıyordu Fatih Keza aynı şekilde. O ayrı tabii. Bizans'ından gelen gelinler vardı. Onu biliyoruz. Ama bir süre sonra hanedan tercihini yavaş yavaş herhalde bu öyle olmalı. Artık cariyelere dayalı bir sisteme oturtmaya başladı. Dolayısıyla bu saray içinden yetişenlerle olan evlilikler, bu da herhalde Kanuni ile ilk defa ortaya çıkmış oldu. Çünkü Kanuni Hürrem Sultan'ı doğrudan doğruya kendi nikahını aldı ki bu örneğine rastlanmayan bir şeydi. İlk defa o şekilde ortaya çıktıktan sonraki sistemde hanedanda bu anlamda bir değişme söz konusu oldu. Bu böyle bakmak lazım. Çünkü o kanun dönemine baktığınızda yani ortada bir böyle evlenecek daha doğrusu bir devletin şeyi yok, bir komşusu yok yani Osmanlı. Yani aile devlet aile mi olması lazım? Halktan biriyle evlenmek. Gidip kız istemek gibi tabii. O tercih edilen bir şey değil, değil aslında. De evet, tercih edilen bir şey Fatih, değil. Fatih Topkapı Sarayı'nın kurduğunda harem var mıydı? Harem vardı. Harem de sarayın içinde. Şimdi sarayın için şimdi eski saray Beyazıt'taki eski saray içerisinde harem vardı. Evet. Vardı. Topkapı Sarayı yani yeni saray, yeni saraya kurulduğu sırada bir müddet daha orada kullanılmadı. Eski sarayda hanımlar kaldı. Gider, evet. Evet. Kanuni zamanında muhtemelen ilk defa oradaki harem oluşturuldu Topkapı Sarayı'ndaki evet. Diye biliyoruz. Evet. Peki bu aldıkları Hürrem falan hep Türk Osmanlı tebaasından çok daha nitelikli kadınlar mıydı? Yani bize bulamadıklarını onlar da... Böyle bir şey yok. Böyle bu bir teamül. Yani bu harem hayatı içerisinde bu teamül. Çünkü orada çeşitli yerlerden gelen işte esirler var ve bunlar bu terbiyeyle yetişiyorlar saray içerisinde. Sonra aslında harem bir içerisinde... okul gibiydi. Okul tabii ki öyle yani bu Enderun, Batılıların harem. Oryantalist görüşleri içerisinde harem böyle bir farklı bir şey değil aslında. Peki kardeş tamamen katli? Çok farklı.
Kardeş katli ise şeyden kaynaklanıyor tabii. Şimdi Fatih'in meşhur kanunnamesine dayalı bir hani bir söylem vardır. Ama onu ortaya koyan şartlar neler? Buna bakmak lazım. Osmanlı Devleti kuruluşundan bir müddet sonra, işte Orhan döneminden sonra diyelim aşağı yukarı, giderek bir hanedan mücadelesi olabilecek bir çerçeveye, özellikle Fethet dönemi çok büyük bir travmaya yol açtı Osmanlı entelektüellerin zihninde. Çünkü Yıldırım Bayezid ölümünden sonra kardeşler birbirleriyle mücadele ettiler. Ve dolayısıyla devlet aşağı yukarı 30-40 yıl kadar, hatta Fatih dönemine kadar bunun sancılarını yaşadı. Fatih zamanında bile Şehzade Orhan'ın İstanbul'da bulunması çok büyük bir tehditti. Ve aynı zamanda yine batıda, mesela Eflak'ta, Avrupa'da onların elinde bulunan şehzadeler bulunuyordu. Evet. Dolayısıyla bunlar devletin geleceği için bir tehditti. Dolayısıyla yani burada Fatih'in bunu kanunnamesine koyduğu bir gerçektir. Fakat orada bir hafif bir şey var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Tecviz etmiştir diyor. Yani orada gene bir açık kapı var. Ekser. Ama hanedan bunun için kendisi için bir başka çözüm herhalde bulamadı. Bu hanedanı ben hep onu söylüyorum. Kendi tercihi bu aslında. Kendi içinde bulunduğu, yani kendi içinde onu alakadar eden bir tercihidir bu. O zaman hayran. Öldüreceklerini hiç yapmasalardı niye yapmasalardı? Yani böyle bir şey olamaz tabii. Çünkü Osmanlı devlet teşkilatı, yani daha doğrusu Türk ve annesinde bir kimse doğuştan böyle bir vasfa sahip olamaz. Ona Allah tarafından bu bahşedilir. Ve kim daha yetenekliyse devleti o alır götürür. Götürüm. Başında bunun. Öyle bir anlayış olduğu için bu zaman içerisinde böyle bir duruma... Ahmet yönetmiş. Hocam çok soru geliyor. İstanbul'da eskiden de içki yasakları var mıydı da? Olmaz. Şimdi son gündeme geldi. Her zaman vardı ama her zaman içki içilirdi. Her zaman içki. Osmanlı döneminde meyhane sayısını anlatıyorlar. İnanılmaz. Bir sürü meyhane var. İçilirdi. Yani hep vardı bu. Yani sorun bence buradaki mesele de, yani şimdi Avrupa'ya baktığımızda da bu tür içki yasaklarını biz görüyoruz. Yani hükümetler bu tür içki yasaklarını koyuyorlar. Asıl mesele bence içki yasağının olup olmaması değil. Bunun bir tür dayatmaya dönüşmesi. Yani şu anda Türkiye'de bir kamplaşma söz konusu. Bu kamplaşma karşısında, yani bunun bir kesime karşı içmeyeceksiniz şeklinde bir meydan okumayla sunulması. Yoksa her yerde elbette fazla içki, her yerde bir kontrol altına alınıyor, yasaya bağlanıyor. Ama bunun bir meydan okuma, bir karşı tarafa res çekme haline dönüştüğü zaman iş çığırından çıkmaya başlıyor. Bence mesele bu. Aynı şeyi köprü ismi içinde kullanabilirsiniz yani. Bu bir resleşme meselesi. O yanlış. Yoksa fazla içki, evet gerçekten aynı yasalar İngiltere'de ve değişik yerlerde de var. Osmanlı'da da vardı zaten. Elbette. 4. Murat zamanında. 4. Murad'ın bu içki yasaklama meselesi biraz şeyle ilgili. İçki yasaklama değil de toplanmayı politik yasaklama. Ya bir araya yani geldi. İnsanlar bir araya, çünkü kahvelerde de müdahale ediyor arkadaş. Yani toplanıp ona bir baş kaldırı olmasın diye yapıyorlar bu işi. O zaman 4. Murad bir kıyafet geceleri bacak oklardı. Evlerin damına çıkıp bacak oklardı. Yani içeride böyle tütünvari 1600 işte 1555'te kahve geliyor. 1601'lerde de tütün geliyor İngiltere'de. Asayiş çok kötüydü o zaman. Çok kötü. Çok ama kötü. Bunu yapmaya mecbur. Tedbir kıyafet. Genç, şey dinamik yani. 25 yaşlarında çok işte kötü. O sıralarda damlara çıkıp koklaması. Kendisini... Çok şiddet yani. Anında ceza vererek biraz düzene soktu. Sıra oraya da geliyor. İçkiden önce sigara zaten yasaklandı. İyi de oldu. Oturdu. Türkiye çok kısa sürede sigara yasaklandı. Sigara çok doğru. Sigara tarihi zaten çok yeni. Yani. Evet buyurun. Murat Kaşçıoğlu, tarih 1. sınıf öğrencisiyim. Sorum Feridun Hoca'ya olacak. İstanbul'un fethi sırasında özellikle Osmanlı açısından büyük fetih olarak nitelendirilen İstanbul'un fethi, Hristiyanlar açısından da kıyamet olarak nitelendiriliyordu. Bu ibareler 560 yıl sonra günümüzde özellikle Hristiyanlar açısından kıyamet ibaresi ve Müslümanlar açısından büyük fetih ibaresi neyi ifade ediyor? Evet, kitabınızın adı da niye Fetih ve evet. Kıyamet hocam? Tabii aslında ben kitabın adını koyarken bunu Hristiyanlar açısından bir kıyamet gibi telakki etmedim. Normalde içinde okunduğunda bu bambaşka bir şey. Bu kıyamet telakkisi İstanbul'la, yani büyük baş kentlerle bağdaştırılan bir husustur. Hadis merhamet dediğimiz bu kötü ve eşya saat dediğimiz dönemlerle alakalı, yani dünyanın sonunu belirten hadis kaynaklarında İstanbul'un adına rastlıyoruz. Yani İslam dünyasında da aslında İstanbul bir nevi kıyametle özdeşleştirilen bir çerçeveye sahipti.
Yani bizim çok iyi bildiğimiz Fetih hadisi o dönemin kaynaklarında, Cem'in orijinal kaynaklarında doğrudan doğruya atıf yapılmayan bir hadis oldu. Sonraki tarihçiler bu hadisi esaslı bir şekilde ortaya koydular. Ama mesela ilk olarak bu fetihle alakalı 3 fetihname var. Bu fetihnameler orijinal, yani bizim o dönemden kalma fazla bir orijinal kaynağımız yok. Belgemiz de yok. Çok az belgemiz var. Bir Akşemseddin'in mektubu var elimize kalan arşiv belgesi olarak. Bir de bu fetihnameler var. Şimdi fetihnamelere baktığınızda orada tabii fethin gerekçeleri açıklanırken Kur'an'dan ayetler ve hadislere atıf yapılıyor. Bunu Molla Gürani yazdı bir tanesini, gönderilen Arapça olanını. Mesela orada baktığımızda atıf yapılan iki hadiste bu Melhame hadisi. Yani İstanbul alınışıyla kıyametin kapılarının açılacağını da gerektiren, öngören bir hadis, Hazreti Peygamber'e atfedilen. Dolayısıyla böyle bakıldığında o dönem insanların zihninde, yani Müslüman dünyası için kastediyorum ve entelektüel dünya, o da insanların zihninde İstanbul alındıktan sonra acaba artık dünyanın son saati mi geldi diye bir anlayışı var. Çok bilinmeyen bir husustu bu. Ve özellikle de bu ilmihal kitaplarında, çok okunan ilmihal kitaplarında bu konuya derinden temas var. Mesela Muhammediye gibi, buradaki pek çok kimse bilir bunu. Muhammediye gibi bu çok okunan bir kitap var. Bu 2. Murat döneminde kaleme alınmış bir kitaptır. Mesela burada bu iki hadis ve İstanbul kıyametle özdeşleştirilen bir çerçeve taşıyor. Zaten Fatih'e karşı çıkanlar aslında muhalif grup bu argümanları kullandılar. Sen burayı niye alıyorsun ki dediler. Burası Hazreti Peygamber'in lanetine maruz kalmış bir şehirdir. İşte hadisler ortada. Çandarlı da onlardan biri mi? Çandarlı başka saiklerle, ama Çandarlı'nın tabii düşüncesi başka. Çünkü Çandarlı böyle bir hareketin ileride Osmanlı Devleti için çok büyük bir problem, belaya ulaşabileceğini düşünüyordu. Çünkü evet, örneği vardı. 2. Murat döneminde Haçlı orduları Varna'ya kadar geldiler. Onu düşündüğü için o bambaşka bir saikler. Yenemezsek tekrar gelebilirler gibi. Evet. Ama bu özellikle entelektüel herkesin de ulema zihninde bu çok açık. Tasavvuf ehli içerisinde çok açık olan bir fikirlerdi ve buna yönelik endişeler vardı. Hatta Fatih'in karşısında bunu söylediler, çıktılar Edirne'de toplantıda yapılan tartışmalarda. Niye alıyorsun ki burayı? Burası böyle bir şehirdir, hatta burası öyle bir şehirdir ki hep İstanbul'un biz iyi yönünü görüyoruz ama bir de böyle bir yönü var, onu unutmayalım. Burası dediler, şeytanın ayağını ilk defa bastığı yer. Çünkü buraya, burada yerden karasular çıkar, depremlere sarsılır. Burayı alan bir daha ihya olmaz. Sen burayı madem almaya niyetin var, sadece Ayasofya'yı bırak, gerisini yık dediler. Çünkü Ayasofya Hazreti Peygamber'in de aynı zamanda İslami anlayışa göre, geleneğe göre inşasında katkısı olduğu söylenen bir mabet. Öyle bir anlayış da var. Meşhur bir rivayet vardır o hususta. Dolayısıyla Ayasofya kutsal bir yer olarak İslam dünyasında da bilinen bir yer. Ve Fatih'in onlara ilginç bir cevabı oldu bunu söyleyenlere. Hele bir alalım da nasıl yıkarız. Yıkarız ondan sonra. İstanbul adı ne zaman kullanılmaya başlanıldı? Romalılar İbn-i Batuta diye bir gezgin ve yazar var. Biliyorsunuz 14. yüzyılda İstanbul'u ziyaret ettiğinde şehrin içindeki sakinlerin birbirlerine hey Romalı, hey Romayoy, yani Romalı diye hitap ettiğini. Onda Bizans yok zaten. Bizans demeyelim. Bizans diye bir yer yok. Roma İmparatorluğu burası. Fatih de Roma Kayseri'dir. Yani 3. Roma'nın hakimi, hem Roma İmparatoru hem Osmanlı İmparatoru. Yani diye iki kullanılıyor. İstanbul ismi ne zaman telaffuz edilmiyor? Ama onun tam ne zaman başladığını bilmiyoruz da kelimenin... Cumhuriyetle birlikte mi? Şöyle bir durum var. İstanbul aslında Rumca bir... İstinpolis. Yani, İstinpolin diye geçiyor. İstanbul'dan geliyor. Hayır şöyle. Hayır, şehre doğru. Poli şehre doğru. Şehre. Çünkü şehre. Rum halkı bu kente Konstantiniye demiyordu. Şehir denildiği zaman akla gelen tek yer İstanbul'du. İstanbul. Yani Konstantinopolis'ti. Veya Araplar Konstantiniye diyorlardı. Rum halkı buraya şehre adı altında İstinpolis diyorlardı. İstinpolis. Ve ilginç tarafı daha 10. asırda, bakın 10. yüzyılda Arap seyyahları buraya gezenler, 10. asırda yani 900 yılını kastediyorum. Evet. İstanbul hakkında bilgi verdikleri kitaplarında burayı İstanbul şeklinde andılar. Yani evet. Arap dünyasında İstanbul olarak biliniyor. Daha İstanbul, Estonbol yani karışık. 10. asır. Konstantiniye, İstanbul, Müslüman dünyasında ve Türk dünyasında bilinen bir attır.
Yani ama yeni bir isim İstanbul değildir. İstanbul diye telaffuzu edilmesi Cumhuriyet'le birlikte başlandı. Hayır, çok Osmanlı eski. Osmanlı döneminde. Daha önceki dönemlerde de var. Ama en yaygın hali. Bir yıldır kullanılan. Ama en yaygın hali. En yaygın olarak kabul görmüş hali 30'da 35'li yıllar. Tabii önce var hocamın söylediği gibi. Ama asıl kabul o yani. Konstantinopolis isminin yasaklanması zor. Konstantiniye, İstanbul kullanıldı Osmanlı döneminde. Tabii. Çok açık var yani onu biliyoruz da. Yalnız buradaki Osmanlı orijinal şeyi İstanbul'u İslambol. Yani İslam'ı bol anlamında bir şeye tabire dönüştürmeleri. Evet. Ki bu yani şehrin aslında karakterini izah etmek üzere kullanılan bir sözdü. Bu da 16. yüzyılda ortaya çıktı. İslambol. İstanbul. Evet. Evet hocam, biraz 29 Mayıs Üniversitesi'nden bahsedin. 29 Mayıs Üniversitesi ne güzel ismi, 29 Mayıs'la özleşmiş ama öğrenci arkadaşlarımızdan sadece bir tanesi Yeditepe'yi saydı. O da biraz yandan bakarak biraz İstanbul dersi sanki daha yoğun olmalı. Çünkü ismiyle özdeşleşmeli. Artık İstanbul dediğimiz zaman 29 Mayıs Üniversitesi akla gelmeli. Ve bilemediklerimizi açıp burada öğrenmeli insanlar. Teşekkür ederim. Size, ekibinize ve değerli program konuklarına, Ahmet Ümit Bey'e, Haldun Hürel Bey'e hoş geldiniz diyorum. Ferdin Emecen Bey ev sahibi olduğu için hoş geldin demem gerekmez herhalde ama program konu olarak her üçünden çok yararlandık. Çok gerçekten değerli bilgiler verdiler, yorumlar yaptılar. Çok teşekkür ederiz. Sizin kıymetli yönetiminizde güzel bir program oldu, faydalı oldu. Üniversiteden bahsetmemi istediniz. Kısaca çok fazla zamanınızı almadan şunu söyleyebilirim. Belirttiğiniz gibi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurulan bu üniversite sizin tabirinize çiçeğe burnuna bir üniversite. Ama 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir araştırma merkeziyle ve İSAM Kütüphanesi'nin bulunduğu atmosferle bir arada aynı ortamı paylaşıyor. Az önce Sayın Haldun Hürel Bey'in belirttiği gibi bu kütüphaneye çok değerli bilim fikir adamları sürekli geliyorlar. Dolayısıyla bu atmosferde olmamızın bizim için büyük bir avantajı var. Bir anlamda da demedir ki burası evet yeni bir üniversite ama gelenek olarak, bilme yöneliş geleneği olarak en az 20-25 yıl muhasisi olan bir kurum diyebiliriz. Üniversitemizin en temel özelliklerinden birisi bölüm başkanlarımızın, dekanlarımızın mutlaka her dersi dersin uzmanı tarafından verilmesinde ısrarcı olmalarıdır. Bu üniversiteler için yönetim dersinin kolay olmaz ama burasının hakikaten bilim fikir odaklı bir yer olması bir mıknatıs özelliğini veriyor. Bu uzmanların buraya getirilmesinde biz zorluk çekmiyoruz. Gerçekten çok güçlü öğretim kadrosunu gerek atama yoluyla gerekse ek ders şeklinde. Hocalardan memnun muyuz arkadaşlar? Ve buraya girebilmek için ilk 2-3 tercihinde yazanlara burs da veriyorsunuz. Burslu olanlar elini kaldırabilir mi? Zengin bir vakıfsınız galiba. Herkese burs veriyorsunuz. Efendim açık yürekli söylemek gerekirse burada önce iyi bir maya oluşturmak gerekiyordu. Onun için kurucu vakfımız, mütevelli heyetimiz bu politikayı onayladı. Biz öncelikle burslu öğrenci alarak çok iyi puanlarla girebilecek öğrencilerle başladık. Ve şu 3 yıl içerisinde gerçekten taban puanlarına bakarsanız müthiş bir yükselme görürsünüz grafikte. Bu işte bu söylediğiniz özellikten de etkileniyor. Sadece o değil belki ama benim nazarımda akademik donanımı çok öğrenciler çok bilinçli tercih yapıyorlar. Akademik kadrodaki gelişimi izliyorlar ve o donanım öğrencilerin tercihlerini gerçekten çok etkiliyor. O sebeple biz geleceğe, yakın geleceğe çok ümitle bakıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Son soruları alıyoruz artık. Evet, son soru. Konuştuğumuz konuların dışına buraya verir misiniz? Yabancı öğrencileriniz de var bir hayli fazla. Evet. Açık açık mikrofon. Tamam. Merak etmeyin. Ben köprünün ismini sormayacağım. Mikrofon sabit tutarsan. Bilmiyor musun? Tamam. Ben ne Ayasofya ne de köprünün ismini soracağım. Bazı Türk tarihçiler konuşurken İstanbul'un fethi dünya için çok önemli olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben de soruyorum. Ben bir Afrikalı olarak bu İstanbul'un fethi
bana ne gibi faydası var? Eğer faydası yoksa. Haklısın, dünyayı değiştirse bizi de değiştirdi diyorsun. Eğer faydası yoksa zararın ne? İyi mantık, faydası yoksa zararı vardı. Evet, Aydın hocam hadi. Faydası, İstanbul faydası. İstanbul diyorsun, Afrika'ya hayır, ne faydası var? Faydası olmuş ki kendisi burada zaten yani. Evet, soru alıyoruz. Buyurun. Aslında ben bu üniversitede 3. sınıf tarih öğrencisiyim. Sizin üniversitemiz hakkında söylediğiniz bazı, hatta edindiğiniz bazı kanıları değiştirmek istiyorum. Çünkü bizim üniversitemizde Yeditepe'nin hangi tepeler olduğunu bilmeyen pek sanmıyorum. Belki yeni öğrencilerde vardır. Bunun dışında benim, benim söylediğim şuydu. İstanbul zaten Yeditepe üzerine kurulmamıştı Konstantin'i kurduğunda. Bu 3 tepe daha sonra Theodosius zamanında eklenildi. Konstantin surları zaten ilk 4 tepe içinde yer alıyordu. İlk 4 tepe içinde yer alıyordu. Bunun dışında Yeditepe zaten bir şehir efsanesidir. Roma'da Yeditepe üzerine kurulmuştur. Hani bu Yeditepe'yi zaten sembolik, suni bir şekilde sembolik bulmamız mümkün surun içinde. Sembolik. Tepe dediğiniz şey, zaten tepe en yüksek hangisi biliyor musun? Bilmiyorum. Ama sur içinde bir tanesi. En düşüğü sembolik. Şimdi Yeditepe'li Batı Roma varsa Yeditepe'li de burası İstanbul'da olsun diye. Evet. Bunlar yükselti. Mesela en büyüğü, en yüksek Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu Edirne Kapı'dır. 76.7 evet, metre. En düşüğü de Topkapı Sarayı'dır. Yükselti olarak. Ama şimdi binaların yüksekliğinden onu algılayamıyorsun. Ama eskiden algılanıyordu. Ama böyle pasta gibi. Böyle bu, bu dediğiniz tepe İstanbul kurulduğunda İstanbul'a dahil olmayan bir tepe. Biliyoruz onu. Tabii ki biliyoruz. Sonradan yani gelişti. Sonuçta İstanbul'un yedi tepesi değil. Ama bir dakika. Şöyle söyleyeyim. Sana açıklayıcı bir bilgi vereyim. Ahmet de onu anlatıyor. Bugünkü surlar 4. İstanbul'dur. Bizantiyon, Septim Sever, Konstantinus ve 2. Teodosius. Yani 4 kere genişlemiştir arkaya doğru. Ve 4.sünde zaten 7'sine sahip olmuştur. Ama o günkü dünyada 7 gezegen biliniyor. Hipodromda atlar imparatorun önünden 7 tur atıyorlar. 7 kollu şandan, Musa'nın çadırını başına yıktıkları zaman 7 kollu şandan. Bu bir sembolik kavramdır. Yani bunu böyle düşünmek lazım. 7 tepeli Roma'ya, Batı Roma'ya istinaden buraya da 7 tepeden. Bir şey daha söylemek istiyorum. İstanbul'u yıllardır tartışıyoruz, fethini yıllardır tartışıyoruz. Ama bizim üniversitemizde bir tane efsane bilinmediği için 29 Mayıs Üniversitesi bunu nasıl bilmez dediniz. Bir yılda İstanbul dersi alıyoruz ve bu haftada 2 saat belki de 1,5 saat blok yapıldığında. Ya bilmiyor, siz bilmiyorsunuz da biz biliyoruz mu? Başkası da bilmiyor. Bir sürü efsane İstanbul var, bunu nasıl bile yani bilmememiz çok doğal değil mi? İstanbul'u hiçbirimiz bilmiyorum. Ama siz bilmelisiniz. Bir şey daha söyle. Bir soru sormak istiyorum aslında. Sayın Ahmet Ümit'e sormak istiyorum. Tarih bilinci, tarih bilinci diyoruz. Bunun üzerinde bayağı bir düşünüyoruz. Tarih bilinci, tarih romanından mı edinilir? Tarih bilinci nasıl, nereden edinilir? Bu soruyu sormak istiyorum. Yalnız beni mazur görsün. Bir şey daha söylemek istiyorum. Programın başında dedi ki Fatih bu adamları görse bunların başını alırdı. Ve sizin bir kelimeniz var. Beni tekrar mazur görün. Bu kapitalizmim İngilizler Allah'a dediniz. Fatih acaba sizi görse? Teşekkür ederim. Vallahi Fatih muhtemelen beni severdi. Çünkü hiçbir kötülüğüm yok. Yani benim yapmaya çalıştığım şey, bu şehre hiçbir karşılık beklemeden bu şehirde bir bilinç oluşturmak ve Fatih'i anlatmak. Dolayısıyla severdi. Söylediğim laf belki size hoş gelmeyebilir. Yanlış anlaşılabilir. O benim niyetim o değil. Bunu da anlıyorsunuz zaten, biliyorsunuz bence. Orada bir sorun yok. Tarih kitabını tarih romanlarından öğrenemezsiniz. Ama ilgiyi artırıyorum. Tarih kitabını tarihi dizilerden öğrenemezsiniz. Tarih kitaplarını tarihçilerden öğrenirsiniz. Hocalarımın kitaplarından öğrenirsiniz. Benim romanlarım size tarih anlatmaz. Benim romanlarım size sizin ruhunuzu anlatır. Benim romanlarım, burada gördüğünüz roman bir aynadır. O sözcüklerden oluşan bir ayna. Nasıl ki ayna, aynayı, cam var ya, camda bir sır var. O sır camı aynaya çevirirse, benim bu romanlarım baktığın zaman bir aynadır. Ama saçını düzeltemezsin, sakalım uzamış, bakamazsın. Ruhunu gösterir. Kimin ruhundan yola çıkarak Fatih nasıl bir insandı? Benim kahramanım nasıl bir insandı? Ben bunu yapmaya çalışırım. Bunu yaparken geride tarihi anlatmaya çalışırım.
tarihten örnekler vermeye çalışırım. O yüzden eğer Ahmet Ümit'in romanlarından tarihi yahut Bab Esrar'ı okuyup tasavvufu öğrenmeye kalkarsan yahut İstanbul tarihini öğrenmeye kalkarsan yanlış. O nedenle benim kitaplarım arkasında kaynakça vardır. Ve kaynakçamda da mesela Fatih kitabında hem iki hocamın da kitabından örnekler vardır. Bu işi ancak bilim insanlarından öğrenebilirsin. Benimki bir sanat. Tarihi sevdiriyor ama. Evet. Tarihi sevdirir. Merak uyandırır o kadar. Yani Feridun hocamın kitaplarını okuyorsunuzdur mutlaka. Hepsini okuyacaksınız tarihi ama dizileri de izleyeceksiniz. Örneğin Muhteşem Süleyman'a çok kızıldı ama tarihe olan ilgiyi de arttırdı. En azından eğrisiyle doğrusuyla eleştiri yaparken. Bir şey söyleyeyim mi Abbas Bey? Bu Pargalı İbrahim Paşa'yı artık anneniz babanız kadar tanıyorsunuz değil mi? Mezarını gördünüz mü? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Mezarı Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı'da benim ders verdiğim üniversitenin tam karşısında Molla Bayırı sokağının köşesinde iki bankanın arasında yıllardır dururdu isimsiz. Dizinin bir faydası oldu. Oraya plaket çakıldı. Pargalı İbrahim Paşa bir çitlenbik ağacının dibinde buraya gömülmüştür. Bak bu güzel bir şey. Şimdi önünde resim çektiriyorlardı gördüm de. Yani demek ki bakın şimdi yakında Şehzade Mehmet Türbesi Hürrem Türbesi, Kanuni Türbesi açılacak. Bak inanın izdihamlar yaşanacaktır orada. Çünkü sevdiriyor. Tarih filmlerden, romanlardan öğrenilmez. Doğru ama tarihi sevdirir bunlar. Merak uyandırır. Hatta tarih kitaplarından, bilimsel akademik kitaplardan daha da çok sevdirir. Çünkü orada bir macera. Oturuyorsunuz, okuyorsunuz. Bir roman gibi ama neredeydi diye şimdi Rüstem'in de, Mehmet'in de Hürrem'in de Kanuni de türbeleri adam almayacak. Böyle bir faydası oluyor. Mesela Bab Esrar'dan sonra ben Konya'ya gittiğimde orada bir otele gittim. Yani hiç bilmediğim insanlar. İsmini vermeyeyim otel. Girdim içeri. Adam benden para almadı. Niye dedim? Ahmet Bey dedi sizin kitabınızı okuyup buraya gelen o kadar çok insan var ki biz size teşekkür etmek durumundayız. Yani böyle bir yararı var. Ama tekrar söyleyeyim ben bir edebiyatçıyım. Edebiyatçının görevi de hani ben tarihe sadık kalmaya çalışırım bilebildiğim kadarıyla. Ama benim görevim o değil. Tarihçinin görevi hakikate yönelmektir. Edebiyatçının görevi biraz önce anlattığım gibi size bir hikaye anlatmak. O hikaye içerisinde hoşça vakit geçirtmek, eğlendirmek, bilgilendirmek, aydınlatmak, kendi ruhunuzla karşılaşmak. Edebiyatın görevi budur. Yani ben mümkün olduğu kadar hocalarımın kitaplarını okuyup aydınlanmaya çalışıyorum. Ama Ahmet ben senin en iyi yapanlardan birisi aslında tabii. Bu anlamda Ahmet'in kulvarına girdim. Ben de bir Deli İbrahim romanı yazdım. Yakında çıkacak. Yalnız mesela evet, son sorunları alıyorum. Yani. Son elinden mikrofonu bozma. Var. Firdin hocam bir şey lazım. Evet. Firdin hocam bir şey söylüyordu. Evet. Abbas Bey. Ya bu konuyla bağlantılıydı ama neyse sen sor bakalım. Buyurun hocam. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu tabii şu anda mebzul vaziyette tarihi roman yazılıyor. Bu ilgi dolayısıyla. Ve bunların bir bölümü biz tarih yazıyoruz diye ortaya çıkıyorlar. Sıkıntı o, burada. O kötü, evet. Yani bizim yazılarımız doğrudur demeye getiriyorlar. Pek çok yanlış bilgi var. Dolayısıyla bir bilgi kirliliğine yol açtığına şüphe yok. O yüzden yani benim hassasiyeti durduğum konu bu işi onları yapacak olan arkadaşlar olarak değil. Daha sağlam bilgilere dayalı olarak bunu yapmaları. Bu Ahmet'in problem kitapların arkasında kaynakçaya bakarsanız kütüphaneleri devirmiş olduğu görülüyor. Yani bir şey yazarken ne kadar kaynaktan faydalanıyor. Bu arada şu tavsiye edeyim. İbrahim Paşa'nın mezarı belli değil. Orası olup olmadı. Hep öyle derler işte. Değil, belli değil. Belli değil ama bir çitlenbiğin altına Canfeda Tekkesi'nin yanına. Evet. Işte. Sayın Başbakan yani da eleştirdi. Bizim ecdadımız böyle değil dedi. Hürremler işte Muhteşem Süleyman'ın altındaki. Bugünkü insan neyse o zaman da aynıydı. Yani hasretler hep aynıdır ya. Değişmez ki. Yani kralları savaştıran şey fakirlerin işte komşu kavgasına neden olur. Aynı nedenler. Onlar savaşır, onlar komşularla kavga ederler. Yani insan olan yerde duyuş ve düşünceler değişmez her zaman için. Prehistoryada da şimdi de. Kötüler de var. Buyurun. Merhabalar. Ben burada kültür bilincine tekrar değinmek istiyorum. Emek sineması yıkılarak, gökdelenler, oteller yapılarak hiçbir şekilde modernleşilmez. Biz 2013 milenyum çağındayız ama hiçbir şekilde modernleştiğini düşünmüyorum. Yani İstanbul zaten tarihi dokusuyla yeterli bir modernde. Yani mesela İtalyanlar 10 adımlık merdivenlerini bile turizme satarlarken biz 8,5
binlik tarihimizi burada yapamıyoruz, vurgulayamıyoruz. Ben bundan çok sıkıntılıyım. Yani hiçbir şekilde tarihi dokumuz yıkılarak modernleşilemez. Bu sadece kapitalistliktir. Başka hiçbir şey değildir. Bu arada Ahmet Ümit'in bütün kitaplarını okudum. Bunu gururla söylüyorum. İyi ki de okumuşum çünkü ben bir tarih sınıfı öğrencisiyim. Gurur duyuyorum kitaplarınızı okuduğum için. Bana tarihi tekrar sevdirdiniz. İstanbul Hatırası kitabınızı da çok beğendim. Bizans'tan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün tarihimizi öğrendim. Belki de hani tarih kitabı değil tabii ki de ama hani bana tarihi sevdiren büyük romanlardan bir tanesi. Yani teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Ben yurt dışından geldim. İsmim Fahina. Ben şöyle bir soru soracağım ve kısa bir soru olacak zaten. Hangi ülkeden geldiniz? Kazakistanlıyım. Ama aslen Ahıskalıyım. Şöyle bir soru soracağım ben. Neden İstanbul gibi bir şehrin hani meydanı Taksim'de divan yolu değil? Onu sormak istiyorum sadece. Evet. Son sorular. Elinde mikrofon olan son. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Ben de şeyi sormak istiyorum. Siz şimdi halka mal olmuş insanlarsınız. Bu yüzden buna dayanarak soruyorum zaten. Bizim mikrofonu ağzına atar mısın? Teşekkür ederim. Bizim yapabildiklerimiz bu kadar mı? Yani mesela neden bir yasa tasarısı sunmuyoruz? Neden bunun arkasında durmuyoruz mesela? Siz Twitter'da, Facebook'ta hayran kitlesi çok olan insanlarsınız. Ve hani bir ne zamandır AVM'ler hakkında yazıyorsunuz mesela. Takip ediyorum gerçekten de. Neden hani bunun bu kadar mı yani? Yapabildiğimiz şey bu kadar mı? Mesela Haldun Bey söyledi. En iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Ki gerçekten doğru. İstanbul bunlarla sınırlı değildir. Hani Beykoz'u ele aldık. İşte, üçüncü köprü dedik. Oradakiler mesela şöyle bir şey de var. 100 yıl sonra mesela İstanbul orası da olabilir. Hani öyle bir şey de var. Oraya hani İstanbul'un dokusuna uygun bir şey yaparsanız oradaki İstanbul orası olur mesela. Hani aynı şekilde önemli olan İstanbul'un dokusuna uygun şeyler yapmak, bu da doğru. Ama benim sorum şu, yani yapabildiğimiz bunlar mı sadece? Burada konuşmak bana göre sadece bir kuru edebiyat yani kalıyor gerçekten. Sen olsaydın burada ne yapardın? Kuru değil de yani bu kadar kişiyle sınırlı, televizyon ekranında seyredenlerle. Ama bu kadar değil, bizim bir görev sınırımız var. Yani biz edebiyatçı olarak Ahmet daha fazla ne yapabilir? Yazıyor. Şöyle bir şey. Ve yazdıklarını milyonlar okuyor. Ben keza yazıyorum, Feridun Bey yazıyor. Muhakkak. Biz akademisyen olarak yani... Ben öğrencilerimi toplayıp da surlarda elimizle süpürge alıp temizleme yetkimiz bile yok. Hayır, şöyle anlıyor bir şey musun? Ben... Yetkimiz yok. Yani ne yapabiliriz? Bilinçlendirme çok önemli. Tabii ki de. Benim için en büyük gurur öğrencilerimin sınıfta bana duydukları sevgi ve alkış. Benim gıdam onlar. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben hani dediniz ya otobüsten çıkıp benim dersime geliyorlar dediniz. Kesinlikle doğru ve ben ilkokullara kadar bu dersin götürülmesini temenni tabii ederim. Ki. Gerçekten tabii de. Bu bilincin oradan verilmesini isterim. Şunu ifade edeyim. Bir anaokulunun talebesi olan bir genç, bir bebek, bir çocuk için annesinin eline verdiği muz dolu, bisküvi dolu çanta onun beslenme çantası değildir. Beslenme çantası o çocuğu annesinin elinden tutup götürdüğü müzelerdir. Muhakkak. Kentimizin kültür kurumlarıdır. Orada çocuk alır, o tatlı mikrobu alır orada. Kesinlikle. Ben şunu sadece merak ediyorum. Neden bunları yasalarla bütünleştirmiyoruz? Mesela yasalarla korumak daha önemli. Kesinlikle. 63. maddeyi biliyor musun? Anayasa. Buyurun. Türk devleti kültürünü, tarihini, kültür miraslarını korur diye bir maddesi var. 60. Onun açılımı 2863 var. Bütün kültür ve doğa varlıkları korunur. Bunlarla ilgili maddeler var. Var da maddenin olması illa demokratik bir devlette yaşıyorsun anlamına gelmez. Onları uygulamak çok önemli. Trafik yasası, içki yasası, şu bu. Her türlü yasa var. İşte her türlü yasa var da onları uygulamak şimdi önemli. Biz bununla ilgili bir bilinç oluşturabiliyoruz. Çünkü yetkimiz yok. Ben buraya mesela Gezi Parkı'ndan geldim. Yani bir şey yapıyorum. Gittim orada. Bu ağaçların kesilmesine karşı tavrımı evet koydum. Bir tepki koydum. Oradan kalktım buraya geldim. Ama öyle değişik ki bu işte. Hocamın söylediği gibi yasalaşması lazım. Ama yasalaşması için sadece bizim değil. Sizlerin de çıkıp muhakkak arkadaşlar biz tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor demeniz lazım. Şehrin merkezi şehrin kenarları kayabilir ama şehrin merkezi kaymaz. Bakın burası ana meydan. O meydanlar da değişmez, dağılmaz. Şimdi bakın çok enteresan şeyler var. Hipodrom.
Yani biraz önce arkadaşımızın söylediği şey, neden divan yolu dediği yer. Evet. Hipodrom, Roma döneminde hipodromdu. Şimdi Sultanahmet Meydanı. Bir zamanlar mitingler orada yapıyordu. Halide Edip'in katıldığı Kurtuluş Savaşı mitingi mesela orada yapıldı. Benim zamanımda da 12 Eylül öncesinde mesela biz orada mitingler yapabiliyorduk. Bunlar oluyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani zaman içerisinde bunlar değişiyor. Ama öyle bir hale aldı ki, arkadaşımın sonunda yanıt vermek istiyorum, ikisini birleştirmek istiyorum. Zaman içerisinde miting alanı Taksim'e doğru kaydı. Bir de orası zaten tarihi bölge olduğu için orada artık miting yapmak da doğru değil, zarar veriyor. Yani orada o kadar çatışmalar çıktı, bombalar patladı, bilmem ne oldu. Allah göstermesin, orada olsa insanlarımızı kaybettik. Hiç değilse birkaç tane dikili taşımızı falan kaybettiyelim. Bizde ölüm ehvalı yeden olay oluyor. İnsanların ölümüne biz çok alıştık. Bilmiyorum Kazakistan'da durum nasıl ama Kazakistan'a ben gittim. Çok güzel bir şehir bu arada. Çok güzel bir ülke. Çok beğendiğim bir yer yani. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ama yani bizde maalesef böyle ölüyor insanlar ve biz buna alışıyoruz maalesef. Yani ne yazık ki o meydan öyle kaydı. Sevgili kardeşim, oradaki durum da şu gerçekten. Bizim, sizlerin, hepimizin buna sahip çıkması lazım. Muhakkak. Yani bunlar bizim kültürümüz. Bunlar dışarıda olan bir şey değil. Ve başından beri belki şu karışmış olabilir. Bunlar gelişmeye ters bir şey değil. Söylediğimiz şeyler, yani eskiyi korumak, tarihi korumak tutuculuk değil. Tam tersine ilericiliktir. O tarihi yapıları korumanın hepsi büyük ilericiliktir. Gelişmenin kendisi öylesi bir tarihi bilinç olacaktır. Tarihini bilmeyen kendini bilmez. Ne olursa olsun bilmez. Evet. Bunu mutlaka bilmek lazım. Evet, son soru. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Takdir. Son soru. Takdir Uzun Türk, tarih 3. sınıf öğrencisiyim. Batı'da tarihi miras konusu hakkında görüş birliği olduğunu söylediler hocalarımız. Tramvayın geçemediği bir yerde bulunan bir binanın ya da bir dükkanın yıkma konusunda hiç kimsenin aklına bir şey gelmezken, bizler 1930'lardan beri hep bir yıkım ve tarihi mirasa sahip çıkmaması söz konusu. Aslında bunu da yapanlara baktığımızda mimarlar, mühendisler, eğitimli olan kişiler göze çarpmaktadır. Doğru. Ve acaba şöyle söylemek istiyorum. Bizde eğitim sistemimizdeki bir eksikte mi kaynaklanıyor bu? Yoksa ahlaki bir eksikliğimizde mi kaynaklanıyor? Evet. Çok güzel yani bir soru. Hepsi birbirine bağlı. Çok güzel bir soru. Yani belli bir kademeye çıkmış, bir yönetici olmuş. Örneğin Lütfü Kırdar. Kışlayı yıkan odur. O dönemde 1940'lar, 39-40 arasında kışlayı yıktı. Niye? İşte modernite. Amerikan vari yollar. Hilton Oteli Amerika dışında bir ülkede ilk yapılan Türkiye'dir. Yani Türkiye'de yapılmış. Amerika dışında. Hatta ilk yapıldığında Türkler oraya ayakkabıyı çıkartıp girerlerdi. Hallara basmamak için. Öyle garip bir yer. Yani alışık olmadığımız bir yapı karakteri var Hilton Oteli'nde. 100 yıl sonra bugünün Hilton, Türkiye'si konuşuluyor farklı. Olsa ne denirdi hocam? Tarih Türkiye'yi, bugünün Türkiye'sini nasıl yazacak 100 yıl sonra? Ya da siz bugünün tarihçisi olarak 100 yıl sonra insanlar baktığı zaman hoca ne yazmış ne diyecek? Ben yorum yapmayacağım çünkü tarihçiler genellikle eskiyi, geçmişe yönelik bir şey yapmazlar yani. Çünkü bu müneccimlik olur. Biraz uluslararası ilişkiler bunu yapıyor. Bugünü, yani bugünü kim yazacak? Burada uluslararası ilişkiler arkadaşlarımız var, arkada bekliyorlar. Fakat Dur hocam, siz nasıl yani 100 yıl sonra 100 nasıl sonra hatırlasınlar başka. Bugünü? 200 yıl sonra... beni niye solladın diye falan bıçaklayan işte şiş sokar insanların yine olacağını, gökdelenlerin yine olacağını, nefes alacak sokak kalmayacağını, ki eskiden İstanbul'da her sokak deniz kokardı. O ahşap evler, yani bu dokuyu koruyamadık. Onu 100 yıl sonra maketini yapsam bana ne? Ben orijinalini istiyorum. Bunu bir türlü anlatamıyorum. Ne kitaplarımda, ne konferanslarımda, ne derslerde. Bana surların üzerinde yapılmış duvar taklidi değil. Halil Paşa topçu kışçası değil. Bana orijinali lazım. İşte o yüzden diyorum korumak. 150 yıl sonra daha da eskiyecek şimdikiler. O iskelet olacak 9560 yaşında belki. O yüzden Süleymaniye daha yaşlanacak ama yine var olacak. Yine onlarla övüneceğiz. Ayasofya ile övüneceğiz. 100 sene sonradan mı onlarla övüneceğiz? Evet, onlarla kesinlikle övüneceğiz. Onlarla övüneceğiz. Bugün için yapılacak bir şey yok mu? Bu iğrenç göklerine mi övüneceğiz? Yani hocam, biçimsiz, şekilsiz yapılarla mı övüneceğiz hocam? Ben herhalde İstanbul manyağı olarak onu açıklıkla söyleyeyim. Yine eskiyle övüneceğimize %100 inanıyorum. O zaman onlar, 100 yıl sonra da bugün eskimiş olacak. Daha da eskiyecek, daha da değerli olacak, daha da güzel olacak. Ama tabii size bir şey söyleyeceğim. Biraz üzüleceksiniz, belki biraz ayıp söyleyeceğim şey aslında. Bilmiyorum. Burası İstanbul kitabının resimli sayfasını açar mısınız Abbas Bey? En son yeşil kitap. Yeşil kitabın resimli bölümü var en arkada.
bu şey basılı resimler. Yok daha önde. Yani yok yok en arkada o beyaz. Tamam. Evet. Hangi resim hocam? İlk sayfası. Resimlerin ilk sayfasında Galata'da bir çeşme var. Galata'da bir çeşme var. Bakın. Üstünde de Mimar Sinan'ın bir heykeli var ki yani bayağı heybetli. Taksim Anıtı kadar bir heykeldir o. Biraz daha yaklaştıralım. Heykelin şu perişan durumuna bakın. Bir. İkincisi. Ya bu Mimar Sinan. Bunun seyredilmesi mümkün değil. İstanbul'da gezen, dolaşan hiç kimse bunu bilmiyordur. Yerini de bilmiyordur. Zaten göremezsiniz. 6-7 metre anıtsal bir heykeldir ve onun altında yani Mimar Sinan heykeliyle 20 metre mesafede Taksim'e su getiren Kaptanı Derya Hatipzade Yahya Paşa'nın 1. Mahmut zamanında bir meydan çeşmesi vardır. Meydan çeşmesinin altında ne yazdığını lütfen Abbas Bey size okusun. Titanik gibi batmıştır toprağa. Aynı park içinde Kaptan Derya Hatipzade Yahya Paşa'nın 18. yüzyıl ortalarında yaptırdığı meydan çeşmesi günümüzde çok perişan haldedir ve zaman zaman hela olarak kullanılmaktadır. Bitti. Bitti. İşte. Benim söyleyeceğim burada biter. Yani ben biraz onu önce sevgili yazdım? İzleyenler çünkü... İstanbul'un içine ediyoruz kelimesini kullanmıştım. Işte, ağır mı oldu çünkü, demiştim ama... Onu nasıl tespit ettiniz? Çünkü orada erkete bekledim fotoğraf makinesinde. İş esnasında elimde en azından 150 tane resim var. Yani fotoğraf yalan söyler mi? Surların içini gezemezsiniz. Ben hiçbir kız öğrencim oraya gidip gezin diyemiyorum ya. Hadi gidin orra gezin diyemiyorum. Mimar Sinan'ın heykelini yani, layık gördüğümüz yer. Yani Galata Unkapanı ile Karaköy Köprüsü'nün arasında. İstanbul'un en iyi seyredildiği bir Haliç yayıdır orası. Karşı taraf yarımada böyle ayna gibi karşınızda. Evet, orası bir yürüme platformu, gezi platformu, şehir platformu olamaz mı? Bu halde mi olur? Yani şehir kendisine isyan ediyor, konuşuyor işte. Yani ben daha ne söyleyeyim? Ahmet ne söylesin? Feridun Hocam ne desin? Görüyorsunuz işte gerçek fotoğraf. 100 yıl sonra da o fotoğraf görülecek yani. Gerçekten de biraz önce arkadaşımız söylemişti, bir soru yöneltmişti. İstanbul'u biz hak ediyor muyuz diye. Bu soruyu soranlara çok büyük tepkiler gösteriyoruz zaman zaman ama bu İstanbul'a daha sahip çıkmamız gerekiyor, daha hak etmemiz gerekiyor. İstanbul'u bugünkü konumundan kurtarmamız gerekiyor. Bunu da başkalarından beklemememiz gerekiyor. Ne aydınlardan, ne politikacılardan, ne de medyadan. Bu hepimizin görevi. İstanbul'a daha çok sahip çıkmalıyım. Biraz önce arkadaşlarımızdan mail geldi. İstanbul'un surları önemli de Diyarbakır'ın surları önemli değil mi? Niye onu hiç konuşmuyorsunuz dedi. Tabii İstanbul üzerinde bütün Türkiye'yi konuşuyoruz. Sadece ki, Türkiye değil, insanlık İznik, mirası olan bütün dünyadaki tarihi eserleri. Bu, çünkü bunlar insanlığın eserleri, insanlığın gelişimine yön veren eserler. Geriye dönüp baktığınız zaman onlar üzerinden neler yapıldı? Tarih aslında gelecek demektir. Ama biz tarihe bir türlü ısınamadık, ısıttırılmadı. Ama bundan sonra en azından ısınalım diyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı gösterelim diyoruz. Haldun Hoca'nın çektiği o fotoğraflar artık mazide kalsın diyoruz. Yıkarak değil, saygı göstererek yeni şeyler yapalım diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, onlarca yıl sonra İstanbul programları yapanlar bugün bizim tartıştığımız konuları tartışmaz. Roma'da bunlar hiç tartışılmıyor. Londra'da bunlar tartışılmıyor. Paris'te bunlar hiç tartışılmıyor da niye İstanbul'da tartışılıyor sorusunu da kendimize sormamız gerekiyor. Yoksa içindeki topluma, içindeki yaşadığımız kente saygı duymayan insanlara başkaları da saygı duymaz. Ve işte bu İstanbul'u siz hak ediyor musunuz sorularını sormaya başlar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.